Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Evet, tamamdır. Yine konumuza geçelim. Hocam derse geçmeden önce ödevle ilgili bir şey sormak istiyordum ama. Tabii. Şimdi bu ödevde verdiğinizde baktığımızda SNR değeri 10 tane seviye var. Şimdi bu Evet. her bir 10 seviye için ayrı ayrı Hoffman'da kod çözümü yapacak mıyız? Çünkü şöyle bir Evet. şey, bilmiyorum belki benim bilgisayarla alakalı bir şey. Hoffman'da kod çözümü yapmaya kalktığında yani bir 3-4 dakika alıyor yani bir tanesi. 3-4 dakika alıyor. Yani zaman alıyor ama benim o kadar almamıştı öyle şey. Ya Şimdi benim belki benim bilgisayar, hayır benim için sıkıntı yok. Ben hepsine kod çözümü yaptırıp onu şey yapabiliriz. Bir problem yok ama siz yani dinlerken belki sıkıcı olabilir. Çünkü 10 tane burada var. 3 defa yapacağız. 30 defa dinleme yapacaksınız. O yüzden sordum. anladım. Dinlemeyi ben koymamıştım aslında ödeve. Yani siz kendiniz dinleyin de hani koda koymanıza gerek yok dinletme kısmını. Siz mean square error'ı hesaplatın. Ama şeyi bilmiyorum. Kaç sembol gönderiyorsunuz? Her bir Yani şey. Hı. ödeve bakmam lazım. Hatırlayamadım ama. Yani acaba o mu uzun sürüyor? Ya ben kendim yapmadım açıkçası. Hani kendim yapsam belki dediğiniz gibi problem varsa görürdüm ama Hoffman çok şey olmasa gerek. Ama tabii bunu her seferinde mesela 100 bin sembol gönderiyorsunuz her esenler için. 100 bin defa Hoffman decoding yapmak lazım. Hakikaten de zaman alabilir. İlk ödevde öyle olmuştu hocam biraz yani ben şey Anladım. 3 tane vardı orada. Evet. Aslında kodlayıp dekod yaptığım zaman alıyordu biraz zaman. Anladım. Şey yapmayın, dinletmeyi koymayın ödeve bana teslim ederken de hani. Çünkü ben zaten onu yazmamıştım sanırım. Hani dinletin diye yazmamıştım ama kendiniz dinleyebilirsiniz yorum yapmak için de. Çünkü o hakikaten uzun sürer yani. 30 defa şey yapmak, ses kaydını dinlemek. Şimdilik böyle yapmaya çalışın. Tamam mı? Sonra tekrar konuşuruz. Yani bu ödevde modülasyonun etkisini görüyoruz aslında. Yani quantization aynı hep. İyi bir quantization. Dolayısıyla quantization'da fazla kayıp olmayacak zaten. Modülasyon, demodülasyon işte gürültüden dolayı hatadan sonra oradan Hoffman decoding işte tekrar sesi geri oluşturacak. Tabii ki hatalı olacak yani. Ne kadar etkisi var onu görmek için. Aynı zamanda bit hata oranını görüyoruz etkisini. Bu ödevin şeyi bu. Tamam Şimdi hocam. Teşekkür ederim. tamamdır. Şimdi evet. Band sınırlı kanallarda sayısal iletim. Chapter 1 demişim ama Chapter 10 olacaktı. Pardon. Şimdi biz geçen konularda sadece gürültüyü gördük bozucu etki olarak. Ve şöyle yaptık. Yani sadece bir tane sembol gönderiyorum. Yani oysaki gerçekte bir taneyle kalmıyor, değil mi? Arda arda sürekli gönderiyorum. Dolayısıyla bunlar zamanda arda arda geliyor sinyaller ve birbiriyle kesişiyorlar aslında. Birbiriyle örtüşmeleri de var yani. Çünkü şunu sinyal derslerinden iyi bilmemiz lazım. Yani örtüşmemesi için zamanda sınırlı olması lazım her bir sembolün, değil mi? Her biri kendi sembol süresinde sınırlı olursa semboller örtüşmez. Ama o zaman da ne olacak frekansta? Yani zamanda sınırlı olan bir sinyal frekansta nasıldır? Biliyor musunuz? Dinliyoruz hocam. Yani nasıldır? Hocam Yani soyut sorduğum zaman şey yapalım. zamanda sınırlı olan bir sinyal frekansta nasıldır? Daha geniş bir frekans üzerine yayılmış olmayacak mı? Evet, yani zamanda sınırlı olan bir sinyal frekansta sonsuza uzanır.
Yani mesela bir kare sinyal düşünün. Kare. Evet. Bu ama bu bir sinktir frekansta. Yani böyle frekansta sonsuza kadar azalarak gider yani. Değil mi? Oysaki o kadar şeyimiz yok, bandımız yok yani. Tek bir haberleşmeye ayıracak o kadar bandımız olmayacak. O zaman frekansta sınırlandıralım. Tamamen o eksi W artı W arasına sıkıştıralım. O zaman da zamanda bu sefer sonsuza uzanacak. Zamanda sink olacak sinyal. Bunun getirdiği sakıncalar var. O zaman bunların ikisine birden dikkat etmemiz lazım. Bunlar sadece band ve zaman sınırlamasından dolayı olan şeyler. Bir de bunun üzerine kanalın bozucu etkileri de gelebilir. Yani kanal düz olmayabilir. Frekansta farklı frekanslarda farklı kazançlara sahip olabilir. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu gibi durumlar var. Şimdi de o zaman işte burada ideal kanal ideal kanal frekansta bir, yani dümdüz frekansta bir kanal. Zamanda bu nedir? Bunun dürtü tepkisi impulse'dır. Yani ne girerse aynen o çıkar. Değil mi? Bu ideal bir kanaldır ama bizim kanalımız ideal olmayacak. Kanal düz değildir bizde. Ayrıca band sınırlıdır. Değil mi? Baseband bir haberleşme düşünelim. Baseband haberleşmede taban band veya passband bir haberleşme düşünelim. Şöyle uzak bir bantta. Değil mi? Böyle band sınırlı bir kanaldır. Ve bizim iletilen sinyalimiz bu. Geçen konularda bunu gördük. GT pulse'ı. Kanalla frekans alanında kanalın transfer fonksiyonuyla. Yani kanal bir sistemdir. Bir girişi ve çıkışı vardır. Transfer fonksiyonuyla çarpılır ve efektif olarak böyle bir sinyalle alıcı muhatap olur. Tamam mı? Yani gerçekte bu şekilde. Zaman alanında kanaldan geçtiği zaman böyle bir şey oluşur. Tabii doğrusal zamanla değişmez bir kanal varsayıyoruz biz hep burada. O sayede bir convolution yazabiliyoruz. Gerçekte kanal zamanla değişir. Yani kanalın istatistiği zamanla değişebilir. Ama kısa sürelerde değişmez genelde. Pratikte de biz bu convolution'ı evrişim integralini kullanacağız. Yani yeteri kadar kısa bir süre alırsak değişmez kanal, kanal istatistiği. Dolayısıyla convolution'ı kullanabiliriz. Peki bizim artık uyumlu filtremiz neye uyumlu olacak? Buna uyumlu olacak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi o zaman tekrar şeye geçiyoruz değil mi? Konuyu modülasyondan sonraki noktaya, daha doğrusu alıcıdaki noktaya mı taşıyoruz? Daha önceki şeylerde biz kanalı tamamen işte ideal kanal gibi farz ediyorduk. Ona göre işte demodülasyon detektör işlemlerini yapıyorduk. Şimdi kanalın aslında gerçekte kanalın nasıl bir davranış gösterdiğini hesaba katarak tekrar alıcıdaki olayları değerlendirmeye mi başlayacağız? Evet. Genelde şöyle yapacağız. Gönderdiğin sinyali nasıl şekillendirmeliyim? Veya alıcıda ne yapmalıyım? Tamam. O yapalım dediğimiz şeyi yaptığımız zaman chapter 8'e dönecek yine iş. Yani aslında. Normal demodülasyon yapacağız. O işi yaptıktan sonra demodülasyon yapacağız. Veya verici de kanalı biliyorsa verici önden bir şekillendirme yapacak sinyali. Kanaldan geçtiği zaman düzgün bir şey alacak artık alıcı. Ve aynen chapter 8'de ne yapıyorsa yine onu yapacak yani. Anladım. Peki hocam mesela biz source coding yaptık ya.
Herhalde source coding'e kadar olan süreçlerde herhangi bir farklılıklar oluşmayacak bundan sonraki konularda. Yok. Orası temel artık. Orası bundan... geçti yani. Bir daha hani oraya dönmeyeceğiz. Yok, dönme değil de yani şey olarak eklemeler falan yapmayacağız bunun gibi. Yok, source coding'e bir daha ekleme yapmayacağız. O biraz diğerlerinden bağımsız oluyor. Tamam. Yani o önden yapılmış oluyor yani. Hani tamam. Kanala uygun bir source coding gibi bir şey pek yok yani literatürde. Hani kanal böyleymiş, bozulma oluyormuş. Ona göre source coding'i şöyle yapayım gibi bir şey yok. O kendi başına ayrı bir alan olarak onu gördük. Yani bu ders tamam, zamanımız olduğu kadar orada bıraktık. Sonuç olarak alıcıda match filter değil mi bu uyumlu filtre? Bu artık neye uyumlu olacak? Eskiden GT'ye uyumluydu. Şimdi GT çarpı C'ye yani HF'ye uyumlu bir filtre. Yani frekans alanında bunun eşleniği. Bir de T0 örnekleme zamanı. Sonuç olarak gelen sinyali uyumlu filtreden geçirdiğimiz zaman ne olur? HF çarpı HF'nin eşleniği nedir? HF'nin mutlak değer karesidir. Bunun ters Fourier dönüşümünü alalım. Bu nedir? YST. Örnekleme anında bu nedir? T yerine T0 koyalım. O zaman ne olur? Enerjisini mi? Enerjisini elde ederiz. Parseval'den bu zaman alanında aynı zamanda karesinin integralidir. Yani bu EH. İşte burada, bu noktada aslında Chapter 8 ile aynı noktadayız yani. Orada neyi elde ediyorduk? ES'yi elde ediyorduk. ES. Şimdi EH'yi elde ediyoruz. Ne fark var? Kanalı bildiğimi varsayıyorum. Receiver has to know the channel diyelim hani değil mi? Kanalı biliyorsam eğer sinyal çarpı kanal çarpımına uyumlu bir filtreden geçiririm. Böylece aynı şey tabii. Burada fark yok. Yani yine fark yok. Gürültüde de fark yok. Değil mi? Bunları Chapter 8'de bu integrali hani gürültüyü de uyumlu filtreden geçirdiğimde ne oluyor? Onu görmüştüm. Gaussian. Gürültü Gaussian'sa uyumlu filtreden geçirdiğim gürültü de bir Gauss rastgele değişkenidir. Sıfır ortalamalıdır. Böyle bir varyansı vardır. Sonuç olarak buradan EH kare geliyor. Yani O bölü 2 EH yani 2 EH bölü NO. O zaman da 2 ES bölü NO'ydu. Yani bir şey değişmedi aslında bizim için. Eğer bunu biliyorsak kanalı bizim açımızdan bu noktada bir şey değişmedi. Şimdi bu neymiş bakalım. Şöyle bir pulse var elimizde. Bununla gönderiyoruz sinyali. Mesela binary yapıyorsak bunu gönderiyorsam bir, bunun tersini gönderiyorsam sıfır gibi. Değil mi? Bunu çizdiğimizde bu bir kosinüs değil mi? Bir tür kosinüs sinyali. Bir artı kosinüs bir şey. T koyduğum zaman buraya mesela T koyduğumuz zaman ne olur? Burası pi oldu. Kosinüs pi eksi bir yani sıfır oldu değil mi? Yani şuradaki sıfırı aynı şey burada da geçerli. Burada sıfır. Zaten sinyalde sıfırdan T'ye kadar. Tamam mı? T
bölü 2 koyduğumuzda 1 artı kosinüs 2 pi bölü büyük de çarpı 0. Bu da 1 çıkıyor. Bu da maksimum olduğu nokta. Böyle bir sinyal. Kanal da bu. Taban bant gönderdiğimi varsayıyorum. Yani bunların hepsini bir banda taşıdığında da aslında aynı şeye gelecek. Yani basit olsun diye örnek bu şekilde verilmiş. Taban bant bir kanal, taban bant sinyal. Yani bir kosinüste çarpılma yok. Taşıyıcı frekansta da çarpılma yok. Böyle. Tabii bu zamanda sınırlı olduğu için frekansta böyle sonsuza doğru uzanan bir şey. Dolayısıyla kanal da bant sınırlı olduğuna göre bunun hepsi kanaldan geçemeyecek, değil mi? W frekansı dışına taşan kısımlar kanala takılacak. Ne demiş? Channel output corrupted by additive white Gaussian lens with power spectral density. Burası normal zaten. Evet. Frekans alanında bunlara bakalım. Çünkü frekans alanında kanalımız çok basit, değil mi? O zaman bunu da frekans alanına çevirelim ki frekans alanında bir çarpım, basit bir çarpıma dönsün işlem. Değil mi? Kanaldan çıkışta ne oluyor konusu. O zaman bunun Fourier dönüşümünü hesaplayalım. Tabii burada kosinüs var. Kosinüsün Fourier dönüşümünü bulabilirim. Zamanda kaydırma var. Zamanda kaydırmanın frekansta E üzeri eksi J'li bir şeyle çarpım olduğunu biliyorum gibi şeyler. Bu özellikleri kullanarak ben sadece sonucu yazacağım. Böyle bir fonksiyon oluyor. Tabii sinüs PFT bölü PFT olduğu için sinc olduğunu görüyoruz. Siz kurgumu açıyorsunuz. Evet. Böyle bir YTF elde ediyoruz. Spektrum, bunu mutlak değer karesi burada alınmış. Sinc kare görüyorsunuz. Hep pozitif. Bir de tabii frekansta bir de hızlı sönümlenmesini sağlayan bir şey var, değil mi? F kare var orada, değil mi? O sayede frekansta hızlı sönümleniyor. Yani bandı biraz daraltmış oluyoruz. Yani yan bantlara taşmasını biraz engel olmuş oluyoruz. Çünkü yan bantlarda başka haberleşmeler olabilir aynı anda, değil mi? Hani basit bir AM-FM haberleşmesinde bile öyle, analog haberleşmede. GSM'de öyle, LTE'de öyle. Yani bantta yan yana bantlarda, işte Wi-Fi'de öyle. Aynı anda sürüp giden haberleşmeler var. Bir bant yan bantlara fazla girişim yapmamalı. Sonuç olarak kanaldan geçirdiğimiz zaman bununla şeyi çarpmış oluyoruz. Tabii bu düz bir sinyal, bant sınırı CF. O zaman ne olacak? Yine GTF olacak ama sadece kanalın izin verdiği bantta. Diğer yerlerde bu sıfır olacak. Tabii uyumlu filtrenin ne olduğunu biliyoruz frekans alanında. Bunun eşleniği oluyor. Uyumlu filtreden geçirdiğimiz zaman elde ettiğimiz şey, önceki sayfada yaptığımız işlemlerden eksi WW arasında integral alsan yeterli. Çünkü diğer kısımlar zaten kanaldan geçemiyor. Değil mi? Buradan bunu hesaplayabilirim. Hesaplamıyorum. Kitabınızdaki örnekte de hesaplamamış. Çünkü biraz karışık bir integral. Tabii gürültü de varyansı
X'i W bölü W. Değil mi? Normalde gürültü böyle düz bir şey değil mi? Gürültü N0 over 2. Güç spektral yoğunluğu böyle bir şey. Bir böyle bir filtreden, low pass filtreden geçirdiğimiz zaman bunu da böyle geçirmiş oluyoruz. Karesiyle çarpılıyor. Kare burada dikkat ederseniz. Bu şekilde bu da hesaplanabilir. Aslında yine aynı noktaya geliyor. Yani buradan sinyal bölü gürültü oranını hesaplayabiliriz. Değil mi? SNR eşittir. Bu şekilde. Bir tek bunu hesaplamamız gerekiyor. SNR'ın artması için nasıl olması lazım kanalın? SNR'ı artırmak için. SNR'ın daha yüksek olması için kanalda neyin değişmesi, artması gerekir? Gönderilen sinyalin enerjisi. Yok, kanaldan bahsediyoruz. Pardon, kanaldan. Kanalın bant genişliğini. Kanalın daha bant genişliği. Olsun. Evet. Kanalın bant genişliği artarsa o zaman integralin alt üst sınırları genişler. O zaman EH artar, SNR artar değil mi? Bu şekilde. O zaman ama kanalı artıramıyorsak, bant genişliği sınırlandırılmışsa o zaman ne yapacağız? Sinyali sığdırsak daha iyi olur değil mi? Yani kanalı artıramıyorsan o zaman sinyali mümkün olduğu kadar buraya sığdırman yani W artamıyorsa sinyali sığdırmalıyız. Bu şekilde. Bu örnekte bu şekildeydi. Hocam o sinyali nasıl sıkıştıracağız şey olarak? Spektrum şekillendirme şeyleri var. Spektrum şekillendirme yöntemleri var. Tamam. Ona birazdan bakacağız. Şimdi evet, bant sınırlı kanallarda sayısal iletim. Yani şu şeye bir bakalım, blok şemasına bakalım ondan önce. Buradan sıfırlar birler geliyor. Bir transmit filtreden geçiriliyor. Bir pulse oluşuyor. Tabii modülasyon da yapılıyor bu noktada. Kanaldan geçiyor. Gürültü ekleniyor. Bir receive filter, matched filter yapılıyor. Tabii ki timing estimator, işte early late gibi şeyler yapılabilir. Sample ediliyor, match filter'dan çıkan şeyler detector'dan geçiyor bu şekilde yani. Yani burada bu chapter'da bizim karşımıza bir CF kanal ortaya çıkıyor yani. Tamam mı? O olmasaydı chapter 8'in aynısıydı. Şimdi PAM. PAM'dan bahsederiz ama QAM, PSK da çok farklı değil yani. PAM daha basit olduğu için onun üzerinden gidiyoruz genelde. Burada AN eşittir artı eksi 1, artı eksi 3, artı eksi 5 olabilir. Yani kaç PAM olduğuna bağlı. Binary PAM'sa artı eksi 1. 4 PAM'sa artı eksi 1, artı eksi 3. 8 PAM'sa artı eksi 1, 3, 5, 7 olabilir. Neyse. Bu YT pulse'ımızla bunu yaptık. Bakın artık ardarda semboller gönderiyoruz değil mi? Geçen yani chapter 8'de bu yoktu. Ardarda semboller gönderme işlenmiyordu orada ama normalde böyledir yani. N eşittir eksi sonsuzdan sonsuza sürekli semboller gönderiyorum. AN'de N'inci sembol aralığında gönderdiğim sembolü ifade ediyor. Ve bunu da sürekli tabii bu kanaldan geçtiği için HT eşittir CT evrişim GT. Onu da buraya bu şekilde yansıtıyorum. Yine bir sonsuz toplam. Tabii alıcıda uyumlu filtreden geçiriyorum. Bu sefer X oluyor burası. Yani nedir X?
CT evrişim, GT evrişim, GR. Tabii bu alıcı da uyumlu filtreden geçirirken gürültü de uyumlu filtreden geçmiş oluyor. Daha sonra da örnekleme yapıyorum. Tamam mı? Her T saniye, büyük T saniyede bir yani sembol T, her büyük T saniyede bir örnekleme yapıyorum. M'inci örnek ne oluyor? Yani T küçük T gördüğüm yere M büyük T koymuşum dikkat ederseniz. Küçük T gördüğüm her yere M büyük T koymuşum. Ve bu örneklediğimiz zaman artık bir zamanda bir sinyal değil de bir sayı dizisi elde ediyorum. YM sayısında ne var artık? Bir Gauss rastgele değişkeni var. Artı bakın pek çok sembolün katsayılarla çarpılıp toplanmış hali var. Ve burada YM'de ben ne isterim? AM değil mi? AM'yi ben merak ediyorum yani. Bana bu zaman diliminde gönderilen şey AM. Buradan AM yani ne eşittir? NİDE'nin nesi? Ne eşittir? Sıfır olan kısmı alıyorum. Dışarı çıkartıyorum. Şu. Bu benim istediğim. Diğer her şeyde ne oluyor? Semboller arası girişim. Tamam mı? Inter-symbol interference yani bu önceki ve sonraki sembollerin uzantıları yani fiziksel olarak konuşursak çünkü zamanda tamamen sınırlı bir sinyal kullanamayacağım için gönderdiğim her sembol GT zamanda eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru giden bir sinyal yani. Dolayısıyla bunun ben bir şey gönderdiğim zaman sembol aslında sonsuza kadar etkileri sürüyor teoride. Tamam mı? Dolayısıyla sonraki sembollerle de karışıyor yani. Eğer ben ekstra bir önlem almazsam karışıyor. İşte bunlar bu toplamlar şu toplam onu ifade ediyor. Semboller arası girişimi ifade ediyor. Tabii bu x0 dediğimiz şey e kare t'nin integrali. Tamam mı? Hf nedir? Gt çarpı cf. Onun uyumlu filtresi de onun eşleniği. Çarptığınız zaman hf'nin mutlak değer karesi. Bunun integrali o da h kare t'nin integralidir. Bu şekilde. Chapter 8'de şu yoktu. Artık bu var. Bunu dikkate almak zorundayım. İdeal durumda onu tamamen sıfır yapmak mümkün arkadaşlar. Onu göreceğiz birazdan. Yani o kısmı tamamen sıfır yapmak mümkün. Böyle sinyaller var. Bu sinyal sınıfını birazdan göreceğiz. Bunlar taban bantta ama bant geçirgen olsaydı da çok benzer bir analiz olacaktı. Hemen bir sonraki section'da onu da anlatıyor. Onu geçiyorum. Evet, sorusu olan var mı? Yoksa şöyle. Evet. Şimdi power spectrum. Şimdi zamanda bakın bozulmalar nasıl etkileri? Farklı farklı etkiler var. Şurada gördüğüm neydi? Önceki sembollerin sonraki sembollere karışması. Zamanda bir etki bu. İkincisi sinyalin çok fazla spektrum kaplaması. Ve kanalda eğer kanalın bant genişliği darsa sınırlıysa o zaman o fazla kısımların değil mi kanaldan geçememesi ve sinyalin bozulması değil mi? Böyle bir problem de var. Ben böyle bir sinyali
şöyle bir sinyalin frekans spektrumunu nasıl yapabilirim? Frekans spektrumunu nasıl yapabilirim? Şimdi bu chapter'ın appendix'inde bunu türetmiş. Ben de böyle yeni bir şey açayım. Power spectrum. Evet. Yani benim şeyim böyle bir sinyal gönderiyorum ben. Hane nedir? PAM olur, PSK olur, QAM olur. Yani, değil mi? Kompleks olur, reel olur. PAM ise reeldir. QAM, PSK ise komplekstir. Bu aslında evet bir rastgele sayı dizisidir. Tamam mı? Dolayısıyla bu da bir rastgele süreçtir ve bunu büyük harfle yazalım o zaman. Küçük VT'de bunun herhangi bir instance'ıdır. Yani herhangi bir deneme yaptık, simülasyon. Karşımıza çıkan fonksiyon küçük VT olarak gösterilir ama bu genel anlamda bir rastgele süreçtir. Ve öncelikle mean, yani ortalamasına bakalım. Yani bunun ortalaması nasıl bir şey bu rastgele süreci? Yani bu sonsuz toplamın beklenen değerini alalım. Tabii o sonsuz toplamın içerisinde GT fonksiyonu deterministik bir şey. Dolayısıyla ben aslında sadece beklenen değeri içe alarak şöyle yapabilirim. Buna da MA dersem o zaman MA'yı yani zamandan bağımsız bir şey çıktı. Onu da dışarı atabilirim. Tamam. Bu MA sizce kaçtır genelde? Mesela PAM'ı düşünün. MA kaçtır? Genelde bu MA ortalaması. Yani bu semboller üretiyoruz bir sürü. Bunların ortalaması sizce kaçtır? Sıfır mı? Evet. Neden sıfırdır? Eşlenik şekilde yapmıyor muydük? Eksi bir, bir. Yani PAM'da tabii eşlenik demeyelim de yani sıfır etrafını eşit aralıklarla. Hani PSK'da değil mi? Reel kısımlarda, kompleks kısımlarda artısı eksisi birbirini götürüyor. Bakın burada şu birbirini götürür, bu birbirini götürür. Yani PSK simetriyi takip etmeye çalışıyoruz. Genelde evet, genelde sıfırdır ama genelde tabii istisnalar olabilir yani. O yüzden biz sıfırdır demeyeceğiz yani. Tamam, genel konuşacağız şimdi daha devamında da. Ama genelde sıfırdır aslında. Bu da bu toplamda periyodiktir şu an. Her zaman periyodiktir. Çünkü aynı pulse'ın kaydırılmışı. Değil mi? Periyodik yani genelde değil bu. Her zaman büyük T periyoduna sahip bir şey. Dolayısıyla sabit bir sayı çarpı periyodik bir sinyal.
Dolayısıyla bu da periyodik oluyor. Şimdi bu birinci dereceden istatistiği bunun. İkinci dereceden istatistikte, bu çok önemli. Variance. Autocorrelation diyoruz artık. Variance onun bir kısmı. Autocorrelation'ın bir kısmı. Yani autokorelasyon R ile gösterilir. T artı tau T. İki değişkeni var bakın. T artı tau T. Yani bu şöyle bir rastgele sürecin otokorelasyonu VT VT artı tau çarpımı. Burada bir tanesi eşlenik olacak. Çünkü bunlar kompleks olabilir. Reelse zaten eşleniği kendisidir de kompleks de olabilir. O yüzden eşlenik koyuyoruz. Yani burada şeye bakıyor. Kendisiyle ilintisi. Öz ilinti. Öz ilinti. Tamam mı? Mesela white Gaussian noise'un öz ilintisi sıfırdır. Değil mi? Evet, yani öyle demiştik. Ama bu öyle olmayabilir. Bu noise değil çünkü. Bu bizim ilettiğimiz sinyal. Ve ben sinyali hafızalı yapabilirim. Yani. Birazdan göreceğiz. Hafızalı yaptığımda da spektrumu şekillendirebildiğimi göreceğiz. Öz ilintinin bir şeyi de şu, bunun Fourier dönüşümünü aldığımız zaman R'nin güç spektral yoğunluğunu veriyor. Yani frekansta nerede ne kadar güç sahibi ol, güç yoğunluğuna sahip olduğunu buluyoruz. Şimdi bu çift toplam olacak tabii ki. Artık öteki de bu şekilde. Tabii G'ler deterministik olduğu için onlar beklenen değerin dışında tutulabilir. Sadece AN eşlenik AM oluyor. GT T eksi NT GT T artı tau eksi MT oluyor. Güç spektri öz ilintisi bu şekilde. Ve bunun da bu sembol dizimin de gönderdiğim sembollerin de zamanda belli bir ilintiye sahip olabilir. Buna ben sembol dizisinin öz ilintisi eksi M olarak alayım. Sembol dizisinin öz ilintisi. Bu da gönderdiğim zaman sinyalinin öz ilinti fonksiyonu. Şimdi bir değişken değişimiyle, yani bir kaydırma yaparak bunu M eksi N de diyebilirdim. Hiç fark etmez. Aynı şey. M eksi N de diyebilirim. N eksi M de diyebilirim. Fark etmeyecektir. N kaydırayım her şeyi. Bu böyle olsun. Geçiyorum biraz. Bu şekilde. Tabii bu da periyodik. Periyodiktir. Sonuç olarak bu da periyodik oluyor. Evet. Yani sonuç olarak bu gönderdiğim sinyal, sonsuz sinyalin ortalaması da periyodik. Öz ilintisi de periyodik. Dolayısıyla bu cyclostationary diye bir kavram var. Evet.
Ve bu tip fonksiyonların, cyclostationary olan fonksiyonların güç spektral yoğunluğu nasıl bulunur? Şöyle yapalım. Autocorrelation'ın Fourier'i alınması gerekiyor. Ancak... Normal stationary olsaydı, tamamen stationary olsaydı dediğin gibiydi. Bunun Fourier dönüşümünü alırdım, bulurdum. Yani şimdi biraz farklı. Belki onun tamamını yazmayacağım. Bir periyotta ortalamasını al. Sonra Fourier dönüşümü. Tamam mı? Yani şunun bir periyotta yani t eksi t bölü 2'den artı t bölü 2 integralini al, t'ye böl. O şekilde evet. Şöyle sonunda bunu yaptıktan sonra artık sonucu yazayım. Güç spektral yoğunluğu 1 bölü t gt b'nin karesi çarpı sonsuz toplam böyle spektral yoğunluğu bu şekilde. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Beklenen değer an çarpı an artı m eşleniği. Bu şekilde. Evet. Tamam. Şöyle hocam, konjugat işareti AN'nin üzerinde olmayacak mıydı? Yanlış mı hocam? Ya onlar aynı şey oluyor yani. Aynı sonucu veriyor. Ah tamam tamam. Yani onlar aynı sonucu veriyor. Öz ilinti yoksa yani bu nedir? Bunların çarpımı. Yani beklenen değerlerin çarpımı, çarpımların beklenen değeri ise. Değil mi? Bu uncorrelated, ilintisiz olmanın şartıydı. Yani bu sağlanıyorsa o zaman AM kare veya AN kare olurdu. O zaman SVF evet. Şimdi şöyle diyelim. Eşittir sigma A kare artı M A kare M eşittir 0. Yani bu öz, sembollerin öz ilintisi. Eğer M eşittir 0 ise yani AN çarpı AN eşlenik oluyor o zaman. Bu varyans artı beklenen değerin karesi oluyor. Ama farklı sembollerin bunlar farklı semboller ise o zaman sadece beklenen değerin bunu yanlış yazmışım şurada. M A kare olacaktı. Tamam. O zaman şu toplamı yazdığım zaman şey her indekste var. Beklenen değerin karesi her indekste var. Sadece M eşittir 0 olduğunda varyans da var. M eşittir 0 olduğunda şu terim 1 olur. Yani öz ilinti yoksa 1 bölü T GTF kare sigma a kare artı
Sonsuz toplam. M A kare. E üzeri eksi J. 2 pi F. M T. Oluyor. Evet. Tabii bu toplamın dışına atılabilir. O zaman E üzeri J'lerin toplamı. E üzeri J'lerin toplamı, hatırlatma diyelim. Hatırlatma. Evet. Böyle bir dürtü, frekanslı bir dürtü trenine eşit. O zaman öz ilinti olmazsa, yani her gönderdiğim sembol birbirinden bağımsızsa, MA kare üstteki MA kare bölü T. Şurada bir şeyi tamam. Evet. Ama şimdi ama genel şey şurada. Genel ifade burada. Burada döndüğüm zaman evet. Saatimiz kaçtı? 17. Şimdi bu böyle sonsuz tane şeyin toplamı, yani bir sinyalin güç spektral yoğunluğu. Tamam mı? Ben şunlarla oynayarak, bunları istediğim gibi tanımlayarak, o zaman bunun frekanslarını nerelerde ne kadar yer kapladığını şekillendirebilirim yani. Semboller arası ilinti olmazsa öyle bir şekillendirme yapamam. O zaman GT neyse o oluyor şey. O belirliyor sinyalin frekansla nerede yer kapladığını. Ama bunu ayarlarsam o zaman spektrumu şekillendirebilirim. Mesela işte şuradaki, önce bir bunu yapacağız. Ondan sonra şöyle bir şey yaparak ben nasıl şekillendirmiş oluyorum, onu göreceğiz. İsterseniz bir ara verelim. Şu örneği aradan sonra yapalım. Tamam, 18 geçiyor. Buçukta buluşalım. Bu şekilde bir kare pas. Evet. Şimdi bunun güç spektral yoğunluğunu sormuşlar. Bunun için tabii bunun önce Fourier transformunu bulmak lazım. Tabii PT, yani kitabımızdaki PT sinyali 1, 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Temel bir sinyal bu. Bunun Fourier dönüşümü sinc f oluyor. Pi t bölü büyük t ne oluyor o zaman? 1 t bölü 2 eksi t bölü 2. Bunun Fourier dönüşümü ölçekleme özelliğinden. Zamanda genişlediği için frekanslı daralıyor sinyal. Bunu şöyle
t bölü 2 kadar kaydırdığımız zaman ve a ile çarptığımız zaman gt sinyalini buluyoruz, değil mi? T bölü 2 kadar kaydırmak demek. Tpf t bölü 2 ile çarpmak demek. Bir de a ile çarpmak da. Frekansla da a ile çarpmak demek. Bunun mutlak değer karesi o zaman a kare t kare sin kare ft karmaşık kısmında gider. Eşleniğiyle çarpıldığı için yok olur. Bu şekilde. Evet. Burada görülen sinyal GTF kare sinyali. Yani bu frekansta bunun güç spektral yoğunluğu bu şekilde. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere sinyal 1 bölü T'lerde 0 olsa bile sonra tekrar artıyor ve yan lobları var. Değil mi? Bir antenin yan lobları olduğu gibi, değil mi? Anten yayılım örüntüsünü düşünün. Yan lobları vardır. Asıl hani orada asıl iletmek istediğimiz kısım budur ama yan belli bir açıda da iletim yapar. Yani ona benzer bir görüntü var. Ben buralarda başka sinyaller iletmek istesem, değil mi? Onunla girişim yaratacak. Ben şey isteyebilirim. Yani bu yan loblara taşmasın sinyal diye isteyebilirim, değil mi? Gayet makul bir istek. Bunun için bir şeyler yapmam gerekecektir. Bu haliyle bu sinyal yan frekanslara etkileri devam eden bir sinyal oluyor. Şimdi işte onu yapalım şimdi. Bakın sembollerim var. BN sembollerim var. Artı eksi bir. Yani binary PAM olsun. Ben şunu gönderiyorum. Yani ben ardışık iki sembolü toplayarak gönderiyorum. Tamam mı? Her zaman. Yani ben yine aynı bilgiyi gönderiyorum efektif olarak. BN'leri gönderiyorum ama son iki BN'yi toplayarak gönderiyorum her seferinde. Yani AN eşittir BN artı BN eksi 1. AN artı 1 eşittir BN artı 1 artı BN diye gidiyor yani. Ben buradan hepsini elde edebilirim. Şunu elde ettiysem bunu elde ederim. Sonra bunu elde ederim. Hani bunun yöntemleri var. Ben böyle bir şey yapıyorum. Acaba güç spektral yoğunluğu nasıl etkileniyor bundan? Tamam mı? Transmitted sinyalin güç spektral yoğunluğu nasıl etkileniyor? Bunu bir yazmak istiyorum tekrar. Şurada. TVF eşittir 1 bölü T GTF kare çarpı sonsuz toplam RAN EZ-C2PF M büyük T şeklinde. Yani ben bunu bulmam isteniyor benden yani. Bunu bulmam için de şunu bulmam gerekiyor burada özellikle. Çünkü böyle bir durum var. Yani şimdi mesela BN eksi 1 artı 1 artı 1 olabilir. Artı 1 eksi 1 olabilir. Eksi 1 artı 1 olabilir. Eksi 1 eksi 1 olabilir, değil mi? Bu durumda AN ne oluyor? 2 0 0 eksi 2 olabiliyor, değil mi? Bu değerleri alabiliyor. Peki RA N nedir? Evet.
AM çarpı AM artı ne? Şimdi bu beklenen değeri hesaplayacağım. Farklı N değerleri için. Değil mi? Bu nasıldır bu beklenen değer? Yani bunlar ilintili midir? Sizce cevap verelim. İlintili midir? Evet. Hep ilintili midir? Her N değeri için. Her N değeri için. Yani A1 ile A3 ilintili midir? Veya A1 ile A10? Şöyle mesela RA0'a bakalım. İkisi de AM değil mi? Bunun beklenen değeri nedir? AM'in varyansı eksi mi'nin karesi. Yani BM artı BM eksi 1. BM artı BM eksi 1 değil mi? Bunu hesaplayalım. BM kare artı 2 BM BM eksi 1 artı BM eksi 1 kare. Tamam. Evet. Birinci beklenen değer nedir? Bunu unutmayın. Eşit olasılıkla. Bunun karesi hangi değeri alır? BM'nin. Her durumda birdir, bir, değil mi bu? Bir, evet. O zaman beklenen değeri de birdir. Bu da birdir. Bu nedir? Bağımsız olduğu için B'ler ayırabilirim. Sıfır. Bu nedir? Oluyor. Sıfırdır. Artı bir eksi bir eşit ihtimalle. Dolayısıyla beklenen değeri sıfır. O zaman ne oldu? İki. İki oldu. Tamam. RA bir nedir? Bu çarpımdır. Bu da m eksi 1, m artı 1. M eksi 1, m. Bunlar farklı indeksler olduğu için aynı şekilde. Sadece kare olan terim. Evet. Eşittir 1 oluyor. Tamam mı? RA2 nedir? Bu da sıfırdır. Yani aynı şekilde açarsanız ortak hiçbir terim olmayacağı için ikisi arasında sıfır olacaktır. Demek ki bu öyle bir şey ki sıfırda değer alıyor, birde değer alıyor. Eksi birde de değer alıyor tabii ki. O biri eşittir Smet. O da aynıdır. Ama 2 eksi 2, 3 eksi 3 buralarda ve sonrasında hep sıfır. Tamam mı? Bu şekilde. O zaman şurada bazı yerleri silmem gerekecek. Şöyle yapalım. Sileyim ve şey yapayım. Özet olarak yazıp devam edeyim. Pardon. O zaman
bu kısım kalacak. Burada da 0 için, n eşittir 0 için e üzeri eksi c 2 pi fnt 1 olur. Yani 2 geldi. 1 için 1 oldu. Artı e üzeri eksi c 2 pi ft. Eksi 1 için yine 1 oldu. E üzeri eksi j 2 pi f eksi 1 t. Yani bu artı olacak. Bu kadar. Bu da 2 çarpı kosinüs 2 pi f t eder. Şöyle şunları sileceğim. Silemedik. Şey yaptık çünkü. Tamam. Tamam. Bu da şöyle kos kare pi ft olması gerekirdi. Buraya 4 gelecek. Tamam. Evet. Tamam. Bu şekilde bunun güç spektral yoğunluğu bu. Evet. Tamam. Bu şekilde spektrumu şekillendirmiş oluyorum. Yanına kosinüs kare geldi yani bu sayede. Kosinüs kare geldiği için de evet, o sayede hani spektrumu şekillendirdim. Tabii ne kadar olumlu bir şekillendirme, ne kadar olumsuz. Bununla ilgili bir sonraki bölümde daha iyi bir sonuca varacağız. Onun için şöyle devam edeyim. Bu yaptığım şey partial response. Tamam. Yani data sembollerim var. Bu da transmit ettiğim sembol oluyor. Tamam mı? Transmit ettiğim sembol oluyor. Partial response. Yani özellikle ISI yaratıyorum. ISI yaratıyoruz. Yani bunu özellikle yaratıyorum yani burada. Böyle bir özelliği var. Hocam sanki şey gibi hani low pass filtreden sanki geçiliyormuş. Hani smooth etmeye çalışıyormuşuz gibi bir şey. Haklısın. Doğru. Doğru. Yani bir tür moving average yaparak hani en basit low pass filter aslında değil mi? Moving average yani ardışık şeylerin ortalamasını alarak sinyali yumuşatmış. Zamanda yumuşatmış oluyorum. Böylece frekansta daraltmış olacağım aslında. Frekansta daraltmış olacağım. Yani daha düşük bir frekans kaplamasını sağlayacağım. Şimdi mesela benim pulse'larım burada kare sinyal değil de sync olsun. Tamam mı? Sync. Pardon. Sync olsun. Şimdi sonsuz sembolleri nasıl? AN-1'in toplamı. Aynı pulse'larla çarparak gönderdiğin zaman AN-1. Şimdi burada bir değişken değişimi. Yani N-1 yerine N koyuyorum. Yani N-1 yerine K koyuyorum. N yerine de K artı 1 koymuş olacağım. N-1 yerine K koyuyorum. N yerine K artı 1 koyacağım. Burada da N yerine K koyuyorum. Bir şey değişmiyor zaten. Ha N koymuşum, ha K koymuşum. Tamam mı? Yani sembol indeksindeki kaymayı yapmıyorum. Onun yerine burada bir kayma yaratıyorum. Aynı kapıya çıkıyor yani. Bunu yaptığım zaman AK parantezini alabilirim.
AK parantezine alabilirim. Yani iki sync'in, sync ve onun bir sembol kaydırılmış hali. Tamam mı? Bunları toplamış oluyorum aslında. Yani x prime t gibi bir şeyim oldu artık benim. Eşdeğer pulse. Tamam mı? Bu şekilde. Sinklerin toplamı. Frekans alanında böyle. Frekans alanında böyle bir şey olur. T, P, F, T parantezini alırsam kosinüs oluştururum oradan. Değil mi? Kosinüs oluştururum. Yani bir kare sinyali kosinüsle çarpmış gibi oluyorum yani. Ve böyle frekans alanında böyle olmuş oldu. Evet. Normal sink kullansaydım ne olacaktı? Pulse'ım kare olacak. Kare yerine böyle, yani böyle bir frekans spektrumu yerine böyle bir frekans spektrumu elde etmiş oldum burada. Tamam mı? Evet. Yani burada bu şekilde. Bu önceki örnekte burada zaten şeyi söylememiş. Bu GT'nin ne olduğunu söylememiş bize. Tamam mı? Ama burada, buradaki GT'miz şeydi, kareydi. O yüzden frekans alanında sinkti. Buradaysa GT'miz sink. Onun frekans spektrumu kare bu sefer. Ama ben partial response dediğim şeyi yaparak bunu böyle bir şekle getirmiş oldum. Daha faydalı olabilir aslında bu. En azından yan sınırlarda daha az güç kaplıyor. Ortalarda daha fazla güç kaplıyor. Yani bunu bir filtreden geçirdiğim zaman filtredeki ideal dışı davranışlardan daha az etkilenebilir. Yan bantlardan daha az etkilenebilir. Öyle bir faydası olabilir. Şimdi semboller arası girişime geri dönersek, zaman alanında semboller arası girişim şu şekilde matematiksel olarak gösterilebilir. Şimdi burada buna ISI diyoruz. PAM sinyali için mesela şöyle bir sinyal bir sembol süresinde. Bunu her semboldeki sinyalleri osiloskopta üst üste bindirirsek, yani her sembol üst üste bindirilerek elde edilmiş bir şey bu. Inter-symbol interference ne kadar fazla olursa şurası o kadar daralıyor yani. Şurası o kadar daralıyor. Tamam mı? Bu bir göze benzediği için, şurası bir göze benzediği için buna göz diyagramı, eye diyagram deniyor. Evet. MATLAB Communication Toolbox'ta eye diagram diye yazarsanız size orada bir demo gösteriyor otomatik. Takım grafikler çıkartıyor. Ama özellikle burada dediğim gibi semboller arası girişin nedeniyle şurada böyle bir gürültü gibi bir şey oluşuyor yani. Tamam mı? Ve o ne kadar genişlerse, yani semboller arası girişim ne kadar fazlaysa, bu gözün açıklığı da o kadar azalıyor. Azaldığı zaman da sistem gürültüye dayanıksız hale geliyor. Yani göz kapandığı zaman. Tamam. Hay diyagram.
ISI'yi yok eden teknikler uygulanabilir veya ISI'yi kontrollü olarak kullanan teknikler uygulanabilir. Yani bu az önce gördüğümüz şu ISI'yi özellikle yaratarak bir şeyler yapıyordu. Burada dikkat ederseniz sync daha uzak mesafelere giden bir fonksiyon değil mi zamanda? Ama bu daha da daraltmış oldu yani şeyi. Sync'i daraltmış oldu. Bu mesela iyi bir şey. Faydasını birazdan göreceğiz. Burada bir örnekte inter-symbol interference'ın etkisini bize sormuş. Burada semboller binary PAM artı eksi bir. Gördüğünüz gibi şu an gönderdiğim sembole burada ISI etki ediyor. ISI. Tamam mı? X0 eşittir 1. X1 eşittir 0.2. X2 eşittir eksi 0.3. X3, 4, 5 bunlar 0. Tamam mı? Böyle bir şey. Peak ISI nedir burada? Peak ISI. Nasıl hesaplarız peak ISI değerini? Yani max 0.2 a m eksi 1 eksi 0.3 a m eksi 2. Bunun maksimum değeri ne olabilir? Sizce? 0.5. 0.5 değil mi? Burası mesela 1 olursa, burası eksi 1 olursa 0.5 olur. Yani bu normalde böyle bir şey olacaksa bunun yarısı gidiyor yani. Çünkü AM maksimum 1 olabilir. Bunun yarısı gidiyor yani burada. Evet. Şimdi evet. Göz açıklığında tabii bu negatif yönde de aynı şey var. Değil mi? Eksi 0.5 de olabilir. Göz açıklığında %50 azalma var. Diyelim. Evet. Noise margin %50 azaldı. Yani gürültüye tahammülümüz %50 oranında azalmış oldu burada. Evet. Tamam. Şimdi bunu daha sistematik hale getirelim. Semboller arası girişimi sıfırlayan bir yöntem var mı? Yani sinyalimizi öyle bir sinyal kullanalım ki X sinyali. Yani GT sinyalinden kastediyorum. Veya GT çarpı kanal. Her neyse. Kanal da varsa kanalla beraber etkisini. Yani X'i düşünüyorum. Bu nasıl olmalı ki ISI olmasın? Bir tahminde bulunabilir miyim hocam? Hani aynı evet. Sembolü arada 3 defa koyarsak mesela. 3 defa koyarsak. Yani 3 hani kelimesini şey yaptım ama hani arada koyarsak. Hani o zaman correlation'ları hani birbirleriyle sana çok hani yakın olacak ya. Aha. Hani auto correlation yüksek olacak gibi düşünüyorum ama yani tahminde. Sen bir sembolü 3 defa göndermek mi diyorsun? Nasıl? Evet hocam, evet. Ya da hani 5 defa ya da 10 defa. Hani ama o zaman da şey olur. Tamam. O etkili olur ama o zaman da sembol rate'imiz düşer. Ha evet. O güzel bir şey olmaz. Yani şu eski şeylere dönersek burada buraya tekrar bakalım. Evet. Burada ne demiştik? Örnekliyorum MT anında. Bunlar geliyor ISI olarak.
şunlar sıfır olursa, yani önceki gönderdiğim sembollerin sinyalleri şu anda bu sembol anında sıfır olursa hepsi, o zaman ISI olmaz. Değil mi? ISI olmaz. Yani periyodik olarak sıfır olacak bu şey. Belli anlarda. Yani XNT eşittir. Sadece N eşittir sıfırda bir olacak. Diğer şeylerde sıfır olacak. Böyle bir sinyal biliyor musunuz? Periyodik olarak sıfır olan. Çok burada karşımıza çıkan sinyalde, haberleşmede karşımıza çıkan bir sinyal. Sinüzoidal. Think mesela, değil mi? Burada bir olacak. Periyodik olarak sıfır. Tamam mı? Burada bir. Buralarda hep sıfır. Mesela, değil mi? Yani bir örnek olsun diye söyledim. Ama daha genel bir çözüm var. Yani sadece sync'den ibaret değil. Sync bunun sadece özel bir hali aslında. Yani genel olarak kosinüsü de sanki. Böyle bir sinyal olacak. Bunu kitabınızın 492 kalmış ama bu kitapta 558 aslında. Bunu ben göstermeyeceğim. Hani bunun şeyini, derivasyonunu. 558-559 diye gidiyor yani iki sayfa. Şey var. Bunun frekans alanındaki karşılığı bu. Gönderdiğimiz pulse'ın, temel pulse'ın frekans Fourier dönüşümünü alın. Fourier dönüşümünü 1/T, 1/T kaydırın, toplayın. Bu toplam eğer düz bir sinyalse, tamam mı? Mesela pulse'ımız böyle olsun. 1/T/2. Yani 2/T diyelim. Pardon. Böyle. Bir bölü T. Böyle kaydır. 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 Kaydır ve topla. Topladığın zaman düz bir şey oluyor, değil mi? Mesela bu şartı sağlıyor yani. T nedir? Örnekleme, hani sembol süresi. Sembol süresinin tersi kadar kaydırıp 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 topladığınızda düz bir şey oluyorsa ISI'siz bir sinyaldir bu. Çünkü gönderdiğimiz sembol sonraki sembol anında, ondan sonraki sembol anında gönderdiğimiz sinyal hep sıfır değer alıyor. Böylece sonraki hiçbir sembole etki etmemiş, girişim, interference yaratmamış oluyor. Sonraki her sembolde sıfır oluyor. Zero ISI. Tamam mı? Bu şimdi kullandığımız, özellikle kullandığımız bir sembol şey tipi var. Pulse tipi var. Frekans alanında konuşuyorum şu anda. Raised cosine. Yükseltilmiş kosinüs. Tamam mı? Yükseltilmiş kosinüs. Yani bu şöyle. Belli bir yere kadar düz gidiyor. Sonra bir kosinüs. Tamam mı? Tabii negatifte de aynı şey. Yani şuraya kadar düz. Şuraya kadar, şundan sonra bu bir kosinüs. Yükseltilmiş bir kosinüs. Tamam mı? Raised cosine. Şimdi bunu biraz inceleyelim, bu sinyali. Şimdi benim band kanalımın band genişliği normalde 1/2T. Nyquist'ten de benim sembol hızım 1/T oluyor, değil mi? Ama ben bandın dışına taşıyorum biraz. Daha fazla band kullanıyorum yani. Daha fazla band kullanıyorum. Alfa kadar. 1 artı alfa/2T diye taşıyorum yani. Burası da 1-alfa/2T oluyor. Tamam mı? Yani 1-alfa/2T'ye kadar T oluyor. T. Sonra böyle bir kosinüs var. Mesela F 1-alfa/2T olduğu zaman burası 0 oluyor. Kosinüs 1 oluyor. 1 artı 1 2, T/2 ile çarp T oluyor, değil mi? Bununla aynı şey elde ediyor sınırda. Sonra 1/2T yap F'yi.
F eşittir 1 bölü 2 T yap. O zaman ne olur? Alfa bölü 2 T. Değil mi? Alfa bölü 2 T. Pi T bölü alfa ile çarp. Pi bölü 2 olur. Kosinüsü 0 olur. 1 kalır burada. 1 kalır. T bölü 2 olur. Yani şurada tam ortada. T bölü 2. Tamam mı? F 1 artı alfa bölü 1 artı alfa bölü 2 T olsun. Şöyle. F eşittir 1 artı alfa bölü 2 T olsun. O zaman ne olur? 2 alfa bölü 2 T olur. Alfalar gider. Bölü T. Yani kosinüs pi olur. Kosinüs pi eksi 1'dir. 1 ile birbirini götürür. 0 çıkar yani. Tamam mı? Burası. 0. Tamam mı? T'den başlıyor. Kosinüs gibi iniyor. 0'a iniyor. Bu böyle bir fonksiyon. Tamam mı? Böyle bir fonksiyon. Buna yükseltilmiş kosinüs deniyor. Alfa 1 ile 0 arasında bir değer alabilir. Alfa 1 olduğu zaman bu kısım tamamen gider. Düz olduğu kısım tamamen gider. Tamamen kosinüsten ibaret. Yükseltilmiş bir kosinüs haline gelir. Alfa eşittir 0 olursa ne olur bir fonksiyon? Söyleyin. Alfa 0 olursa bandın dışına çıkmaz. Çıkmaz yani bir kare. Frekansta bir kare haline gelir. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada yine bir aynı şeyler anlatılıyor. Tekrar çizmişim. Alfa'ya roll off factor deniyor. Roll off factor. Yani roll off hani o taşma faktörü diyelim. Alfa sıfırdan büyük olduğu her durumda taşma oluyor. Alfa 1 olduğu zaman bakın alfa eşittir 1 olduğu zaman 1 artı 1 bölü 2 T yani 1 bölü T. Normalde Nyquist kuralına göre kullanmamıza yetecek olan frekansın iki katını kullanmış oluyor. Yani bu raise cosine'de ben daha çok frekans bandı kullanıyorum aslında. Tamam mı? Bunun sonucunda bir şey kazanacağım. O yüzden kullanıyorum. Tamam mı? Normalde bana yetecek bir frekans var. Nyquist kuralına göre ben saniyede T sembol gönderiyorsam bana 1 bölü 2 T frekans yeterli. Tamam mı? Yani bunu kullansam yeter teoride. Ama ben bundan daha fazla frekans kullanıyorum. Sinyalimi biraz daha yayıyorum. Nasıl yayıyorum? Bu şekilde böyle yan tarafa yayıyorum. Bu neden faydalı? Yaymazsam frekans alanında yani bu yaymadığım durumda yani böyle bir düz kare sinyal olduğunda bu zaman alanında sink oluyor, tamam mı? Sink de sink 1 bölü t kare ile inen bir şey. Yani bunun zarfı var, şöyle envelope'u var. Bu envelope 1 bölü t kare ile iniyor. Yani yavaş iniyor bu. Yavaş indiği için de normalde sink periyodik aralıklarla her periyotta sıfır değeri aldığı için teoride şey yaratmaz. Yani symbol interference yaratmaz. Ama ya sinyalde bir gecikme olursa, ya örneklemede bir zaman hatası yaparsak, değil mi? Bunlar mükemmel şeyler değil. Yani bunlar için yaptığımız phase lock loop'lar var. Early late synchronizer'lar var ama onlar da mükemmel değil sonuçta. Ve örnekleme hatası olduğu zaman ciddi anlamda interference yaratacaktır. Onun yerine sinyali frekansta biraz yaydığım zaman zamanda daraltmış oluyorum. Ve raise cosine gördüğünüz gibi bir sink var zaman alanında. Yanına bir de bu var. 1 bölü t ile inen bir şey. Dolayısıyla bunun envelope'u 1 bölü t küp mertebesinde. Yani zamanın kübüyle orantılı olarak zayıflıyor. Yani zamanda daha hızlı zayıflayan bir sinyal. Tamam mı? Ve yine de tabii her t zamanda bir sıfır oluyor. Çünkü sink var, değil mi? Her t zamanda bir yine sıfır oluyor. Yine onu sağlıyoruz. Tamam mı? Ama bir de yavaş iniyor. Dolayısıyla hızlı iniyor. Örnekleme zamanındaki hatalara daha dirençli. Şöyle. Bu
Alıcı vericiye dağıtılıyor genelde bu fonksiyon. Bunun karekökü vericide, karekökü alıcıda. Dolayısıyla çarptığınız zaman raise cosine ediyor toplamda. Tamam mı? Bu gecikme de fiziksel olarak gerçeklenebilirlik. Yani bunun causal, nedensel olması için. Şimdi bakalım. T sembol süresi. Tamam. Böyle bir sinyal kullanırsam, yani bu 1 bölü 2 T burada. Tamam mı? O zaman bunu kaydırdığım zaman, kaydır. Bunları topladığım zaman düz bir şey oluyor mu? Söyleyin. 1 bölü T aralıkla kaydırdım, topladım. Düz bir şey oldu mu? Düz bir şey oldu. Side loblar birbirini... Hayır, bunlar düz oldu mu bunların toplamı? Ha, bu olmadı. Olmadı değil mi? Yani bu durumda olmadı. Yani 1 bölü T eksi W büyüktür 1 bölü 2 T. Yani 1 bölü 2 T büyüktür W. Evet. Tamam mı? Yani bu veya sembol süresi 2W'dan sembol frekansı, yani sık, çok haddinden fazla sık sembol göndermiş oluyorum burada. Yani sembol hızı yüksek. Burada zero ASI şartını sağlayamıyorum. Tamam mı? Tam şöyle denk gelirse yine olmadı değil mi? Ama burada bir çözüm var. Burada raise cosine kullanmasam, başka bir şey ne kullansam şey olur, düz olur. Şunu kullansam olur değil mi? Yani sync kullanmalıyım bu durumda. Tek çözüm. Burada tek bir alternatifim var. Sadece sync kullanırsam zero ASI olur. Yani burada 1 bölü T eşittir 2W. Tamam mı? Burada tek çözüm var. Sadece sync uygundur. Sadece sync uygun. Ha, şurada ama 1 bölü T küçüktür 2W olduğu zaman, o zaman da sonsuz çözümüm var. Tamam mı? Mesela şöyle de yapabilirim. Düz iner. Değil mi? Düz iner. Yani bunlar birbirini tamamlasın yeter ki. Bunlar birbirini tamamlasın, toplandığında düz bir şey olsun. Tamam mı? Tek şeyimiz bu. Kriterimiz bu yani. Sonsuz tane çözüm var. Bu noktada da uygun bir çözüm olarak düşünülmüş raise cosine. Tamam mı? Başka bununla ilgili eskiden 30 sene önce falan baksanız pek çok pulse önerilmiştir yani makalelerde. Tamam mı? Ama tabii raise cosine pratik etkili bir pulse türü. Raise cosine kullanmış ama burada sonsuz tane çözüm var. Yani. Özetle ben kullanmam gereken minimum bir frekans bandı var. Yani ben T belliyse, 1 bölü T belliyse, yani saniyede 1000 tane sembol göndereceğim. Bu belli, tamam mı? O zaman benim kullanmam gereken band genişliği 1 bölü 2 T oluyor. Minimum bu kadar bandım olmalı. Tamam mı? Ben burada ne yapıyorum? Kullanmam gereken minimum banttan daha fazla kullanıyorum. Alfa kat. Değil mi? 1 artı alfa kat daha fazla band kullanmış oluyorum. Bunun yaptığım zaman önümde sonsuz tane pulse türü oluşuyor kullanabileceğim. Tamam mı? Bunlardan da raise cosine adında bir şey kullanıyorum. Raise cosine yapınca frekansı da ya birazcık yanlara yayıyorum. Daha fazla şey kullanmış oluyorum. Band kullanmış oluyorum. Bunun karşılığında da zamanda sinyalin daha hızlı sönümlenen bir sinyal olmuş oluyor ve
olası örnekleme hataları, zamanlama hatalarına daha dirençli hale gelmiş oluyor. Yani işin özü budur. İşte şunu kullandığım zaman, bu sync demek değil mi zamanda? Sync demek. Bunu raise cosine yaptığım zaman şöyle, ikincisi oldu 0.5. Tamam mı? Daha dikkat ederseniz daha hızlı sönen bir şey oldu. Alfa eşittir 1 yaptım. Olabilecek maksimum şey bu, raise cosine. O zaman daha da hızlı. Şu alfa eşittir 1. Daha hızlı sönülen bir sinyal oldu. Ama hepsinin ortak özelliği dikkat ederseniz T'de, 2T'de, 3T'de, 4T'de, 5T'de, yani T'nin katlarında bunlar hep 0. Tamam mı? T'nin katlarında bunlar hep 0. Yani hepsi Nyquist kriterine uyuyor. Ama bunlardan alfa eşittir 1 olanı daha hızlı sönümleniyor. O yüzden gerçek bir senaryoda, gerçekçi koşullar altında avantajlı olabilir. Dezavantajı var tabii. Her şey iki taraflı mühendislikte. Alfa 1 yaptığınız zaman 2 kat band genişliği kullanmış oluyorsunuz. Tamam mı? 2 kat band genişliği kullanmış oluyorsunuz. Alfa eşittir 1. Minimumun 2 katı band genişliği kullanmak. Evet. Tamamdır. Sorusu olan var mı? Sorusu olan. Evet. Şimdi biz bu iki saatte ne öğrendik? Burada biz geçen konuda 8. chapter'da ne yapıyorduk? Basit kare sinyaller kullanıyorduk değil mi? Hani o işin o kısmına hiç bakmıyorduk yani. Yani benim kullandığım sinyal ne kadar band genişliği kaplar? Hiç onlara bakmıyorduk yani. Bu bir. İkincisi, ben örnekleme hatası yapabilir miyim? Veya ard arda örnek gönderdiğim zaman, ard arda sembol gönderdiğim zaman ne olur? Hiç onlara bakmamıştık. Biz tek bir sembol gönderiyorduk. İzole bir şekilde onun hata oranına bakıyorduk. Oysa ki ardışık semboller gönderebilirsiniz ve ardışık semboller birbirine karışabilir, birbirini etkileyebilir. Etkilememesinin yolunu gördük. Her T zamanda bir sıfır olan pulse'lar kullanarak, değil mi? Sync mesela bunların en bilineni. Ama sync çok yavaş sönümleniyor. Hata yaptığınız zaman etkilenme ihtimali var. Onun yerine raise cosine kullanmak. Ama ne olursa olsun her T zamanda bir sıfır olan bir şey. Bu da Nyquist kuralı deniyor buna. Onun dışında ard arda böyle semboller gönderdiğimiz zaman pulse'ı da biliyorsak, bunun frekans spektrumunda nasıl bir yer kapladığını hesaplamanın yolunu öğrendik. Hesaplayabiliriz bunu. Bunu şekillendirebileceğimizi de öğrendik. Çünkü burada şey önemli. Ardışık gönderdiğim sembollerin, bu sembollerin birbiriyle ilintisi var mı yok mu? Birbiriyle ilintili yaparsanız frekans spektrumunu yani frekansta kapladığınız alanı, nerede ne kadar yer kapladığınızı şekillendirme şansınız var yani burada. Mesela en basiti partial response denen şey. Ardışık iki sembolü toplayarak gönderiyoruz. Burada sync pulse'ları kullanırsak frekans alanında kare yerine böyle yumuşak kosinüs gibi bir şey elde ediyoruz. Elde ettiğimizi gördük. Nerede gördük? Şurada değil mi? Böyle bir şey. Yani frekans spektrumu şekillendirdiğimizi gördük burada. Evet. Şöyle. Aradan sonra bir örnek yapacağım. Ondan sonra bu partial response'la alakalı onun demodülasyonu nasıl yapılacak konusu var. Onu göstereceğim. Hata ihtimalinden bahsedeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir ara verelim. Pardon.
Tamamdır. Şimdi ideal bir kanalın frekans karakteristikleri şekildeki gibi görülüyor. Ama sembol süresi nedir diyor. Roloff faktörü alfa eşittir 1 bölü 2 olsun denmiş. Şimdi kanal buysa Roloff'la beraber düşündüğüm zaman bunu aşmamalıyım. Yani 1 bölü 2 t çarpı 1 artı alfa eşittir 1200 olmalı. Değil mi? Alfa 0.5 olduğuna göre 1 bölü t eşittir 2400 bölü 1.5. Yani 1600 sembol bölü saniye olmalı. Tamam mı? Eğer Roloff olmasaydı bu 2400 olacaktı. Yani ben böyle bir kanalım varsa baseband'de ben saniyede 2400 sembol gönderebilirim normalde. Ama Roloff kullandığım için 1600, yani daha yavaş gönderiyorum. Bunun karşılığında ne elde ediyorum? Örnekleme hatalarına karşı ve onun sonucunda oluşabilecek semboller arası girişime karşı direnç elde etmiş oluyorum. Yani daha robust bir, gürbüz bir sistem elde etmiş oluyorum. Raise cosine nedir bu durumda? T nedir? 1 bölü 2 T 800'dür. 1 eksi alfa, yani 0.5'i çarp 0 400 Hz arasında T. Sonra T bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs, değil mi? Yükseltilmiş kosinüs. Pi bölü 800 alfa eksi 400. Bu 400 ile 1200 arasında. Sonra da 1200'den sonra 0. Tamam mı? Yani ben şöyle bir şey yapmış oluyorum. 400'e kadar eksi 400 ile 400 arasında T, ondan sonra bir kosinüs gibi iniyor. Bu şekilde bir şey yapmış oluyorum. Bir de ne demiş? GT G, çarpımları raise cosine. Hani iki tarafa bölüyor yani. O zaman GTF eşittir GRF eşittir karekök karekök, değil mi? Bu şekilde karekökü oluyor. Sorusu olan var mı bununla ilgili? Tamam. Yani sonuç olarak ben bu kanalda saniyede 2400 sembol gönderebilirim teorik olarak. Sync pulse kullanırsam. Onun yerine ben daha az sembol gönderiyorum ve raise cosine kullanıyorum. Böylece zamanda daha hızlı sönen bir pulse kullanmış olarak dediğim gibi semboller arası girişime karşı direnç sağlamış oluyorum. Evet. Hata ihtimaline bakalım. ISI yoksa hata oranı bant sınırsız durum ile aynı. Yani bant sınırlı olmaktan dolayı bir kayıp yaşanmıyor aslında. Yani bant sınırlı iletimde. Tamam mı? Önemli olan sinyalin enerjisi burada. Değil mi? EB bölü N0 veya EH bölü N0 fark etmez yani. Yeter ki siz kanalı bilin. Kanalı bilince ona uygun bir
uyumlu filtre yaparsınız ve kayıpsız bir şekilde iletim yaparsınız. Diğer bir şey, kontrollü olarak ISI eklediğiniz durumda. Yani şöyle bir şey yaptığınız durumda. Değil mi? Bunu niçin yapıyorduk? Bunu yaptığımız zaman frekans karakteristiğimiz bir kare şeklinde olmuyordu da kosinüs şeklinde, böyle yumuşak oluyordu. Böyle bir faydası vardı. Burada bunu nasıl çözersiniz? Mesela böyle AM eşittir BM eksi AM eksi 1, değil mi? AM eksi 1'i biliyorsanız AM'yi bulursunuz, değil mi? Bu çıkarma işlemiyle. AM artı 1 eşittir BM artı 1 eksi AM. AM'yi de bildiğiniz için onu bir sonraki gelen şeyden çıkarttığınız zaman bulursunuz. Tabii ki burada bir de gürültü var. Gürültü nedeniyle hatalar olabilir. Ve hata yayılabilir burada, değil mi? Yani AM eksi 1'i yanlış tahmin ederseniz o zaman BM'den yanlış şeyi çıkartmış olursunuz. Böylece AM'yi de yanlış bulmuş olursunuz. AM'yi yanlış bulduğunuzda BM artı 1'den yanlış şey çıkartarak tekrar yanlış şey bulmuş olursunuz. Tekrar doğruya dönmek için bir hata daha yapmanız gerekir yani. Yani bir süre ard arda hatalar yapmakla sonuçlanabilir. O yüzden bu iyi bir yöntem değil. Başka bir şey düşünmek lazım. İki yöntem var. Birincisi pre-coding, yani çıkartma işlemi. Bu çıkartma işlemini yapmak zorunda kalmamak için önden kodluyoruz sinyali. Vericide bir şey yapıyoruz. Tamam mı? Burada DN data PN pre-coded data AN transmitted MN received DN tekrar decoded data, tamam mı? Bu böyle sembolize edilmiş. Şimdi şöyle bir pre-coding yapılıyor. Datadan önceki pre-coded datayı çıkartıyorum. Bu yeni pre-coded datam oluyor. Sonra ilettiğim sembol pre-coded datayı 2 ile çarpıp m-1 çıkartıyorum. MPAM için. Tamam mı? Daha sonra bunu gönderiyorum. AM çarpı AM-1. Yani AM artı AM-1. Tamam mı? BM. Bu nedir? PM 2 PM eksi M eksi 1. 2 PM eksi 1 eksi M eksi 1. Bunları topladığımız zaman böyle bir şey olur. Buradan PM artı PM eksi 1'i bunu yalnız bırakırsam BM bölü 2 artı M eksi 1 olur. Buradan da şu PM artı PM eksi 1 şu PM artı PM eksi 1 neymiş? Şöyle PM artı PM eksi 1 mod M eşittir DM, değil mi? İşte onu uyguluyorum burada. PM artı PM eksi 1 mod M. Yani BM bölü 2. Aldığımız şeyi 2'ye bölüyorum. M eksi 1 ile toplayıp mod M'de değerini alıyorum. Bu şekilde. Şimdi şu örneğe bir bakalım. PM eksi PM eksi 1 mod 2 AM eşittir 2 PM eksi 1
BM eşittir AM artı AM eksi 1. Eşittir 2 çarpı PM artı PM eksi 1 eksi 1. PM artı PM eksi 1 eşittir BM bölü 2 artı M eksi M eksi 1 yok artık. Şöyle. Artı 1 mod 2. Tamam. 1, 2, 3, 4. 4 tane işlem. Burası pre-coding yapıyorum. Burası. Sonra bu transmit'i yapıyorum. Ardışık iki sembolü toplayıp gönderiyorum. Alıcıda da decode ediyorum. Tamam mı? Şimdi burada data var. Bak 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1. Ne yapıyorum? Bundan öncekini çıkartıp mod 2'sini alıyorum. 1 eksi 0 1 1 eksi 1 0 1 eksi 0 1 0 eksi 1 1 1 eksi 1 0 0 eksi 0 0 0 1 1 1 1 diye gidiyor, tamam mı? Sonra bunu 2 ile çarpıp 1 çıkartıyorum. 2 çarpı 1 eksi 1 1 2 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 2 çarpı 1 eksi 1 1 2 çarpı 1 eksi 1 1 2 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 oluyor eksi 1 oluyor eksi 1 oluyor 1 1 1 1 diye gidiyor yani, tamam mı? Ondan sonra transmitted sequence'da ardışık iki şeyi toplayıp gönderiyorum. Eksi 1 artı 1 0 1 eksi 1 0 eksi 1 artı 1 0 1 artı 1 2 0 eksi 2 eksi 2 0, 2, 2, 2 diye gidiyor. Yani bu 0 artı 2 eksi 2 değerleri alabiliyor. Sonra bunu 2'ye bölüyorum. 1 topluyorum mod 2. 2'ye böl 0, 1 topla 1. Mod 2'si de 1. 1, 1. 2'ye böl 1, 1 topla 2. Mod 2'si 0. 2'ye böl 0, 1 topla 1. 2'ye böl eksi 1, 1 topla 0, 0, 1, 2'ye böl 1 topla mod 2'de 1, pardon 0. Tamam mı? Yani baktığınız zaman şununla şunun eşit olduğunu görüyorsunuz. Tamam mı? Bundan ne kazandım ben? Alıcıda çıkartma işlemi yapacağıma, ardışık sembolleri birbirinden çıkartma işlemi yapacağıma, vericide bir pre-coding yaptım. Alıcı bunu yapmamak zorunda kalmadı yani. Tamam mı? Alıcı bunu yapmak zorunda kalmadı. Bunun faydası bu. Sorusu olan var mı bu noktada? Evet. Hocam eğer çok büyük bir sorun olmayacaksa hani şu table 8.1'deki kısmı hani çok yüzeysel geçebilir misiniz üstünden? Şimdi şurada söylediğim işlemleri yapıyorum yani. Şurada bahsettiğim işlemleri yapıyorum. Yani isterseniz şöyle tamam. Şimdi bu datam, elimdeki data, iletmek istediğim orijinal data bu, tamam mı? Şurası. Başlangıçta pre-coding sıfırla başlıyor, initial. Önceki pre-coded data ile datadan çıkartıyorum. Mod 2. Yani 1 eksi 0 1'dir, mod 2'si de 1'dir. 1 eksi 1 sıfırdır, mod 2'si de sıfırdır. 1 eksi 0 1'dir. 0 eksi 1 eksi 1'dir.
2 ile toplarsınız mod 2 için 1 olur. 1 eksi 1 sıfırdır. 0 eksi 0 sıfırdır. 0. 1 eksi 0 birdir. 0 eksi 1 de birdir. Böyle gidiyor yani. Tamam mı? Böyle pre-coded data elde ettim. Sonra bunları her birini 2 ile çarpıp 1 çıkartarak transmit edeceğim datayı buluyorum. 2 ile çarp 1 çıkar. 2 ile çarp 1 çıkar. 1 çıkar. 1 çıkar. Yani 0'ı 2 ile çarp 1 çıkar. Eksi 1. Eksi 1. Eksi. Yani 0 eksi 1 oluyor. 1 1 olarak kalıyor. Şimdi 2 ile çarp 1 çıkar 1 olur. Tamam mı? Yani burada transmitted sequence artı eksi 1 oluyor hep. Tamam mı? Artı eksi 1 oluyor. Daha sonra normal duo binary yani partial response işini yapıyorum. Yani ardışık iki şeyi topla, gönder. Eksi 1 artı 1, 0. 1 eksi 1, 0. Eksi 1 artı 1, 0. 1 artı 1, 2. 1 eksi 1, 0. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Eksi 2, 0. 2. 2. 2 diye gidiyor. Tamam. Alıcıya bunlar geldi. Tabii gürültü de var. Gürültüyü ihmal ediyoruz burada. Bunun optimal olmaması o yüzden. Bu yaptığımız şey optimal değil. Alıcıda da yaptığımız şey madde 4. Yani burası 4. Burası 1, 2, burası 3, burası da 4 oluyor. Ne yapıyorum 4. maddede? Bu gelen şeyi 2'ye bölüp 1 topluyorum. Mod 2'sini alıyorum. 2'ye böl 0. 1 topla 1. Mod 2 de 1'dir. 1. Yani 0, 1 oluyor. 2 ne oluyor? 2'ye böl 1. 1 topla 2. 2 mod 2'de nedir? 0'dır. Yani 2'ler 0 oluyor. 0'lar 1 oluyor. Eksi 2'ler 0 oluyor. Eksi 2'ler 0 oluyor. 0'lar 1 oluyor. 2'ler 0 oluyor. Eksi 2'ler 0 oluyor. 0'lar 1 oluyor. Ve sonuç olarak burada bunlar eşit oluyor. Yani DNA'ler DNA'lere eşit oluyor. Yani hatasız bir şekilde. Yani gürültüyü ihmal edersek. Böyle bir. Yani bu tamamen sadece faydası alıcıda yapacağımız şeyi vericide yapmak. Alıcı yaptığı şey, gelen şeyi ikiye bölüp bir toplayıp mod ikisini almak oluyor. Bunun eksikliği, gürültüyü hesaba katmıyorum. Burada. Burada da hata yayılımı var aslında. Error propagation var burada da. Yani bir tane hata yaparsam o sonrasını etkiliyor. Şimdi mesela burada da 4 seviye. 4 pound olsun. Tamam mı? Datalar 0, 0. 0, 1, 3, 1, 2, 0, 3, 3. Yani bu 3 dediğimiz şey ne aslında? 1, 1, 1, 1, 1 oluyor değil mi? 0 nedir? 0, 0. 1 nedir? 0, 1 değil mi? Yani bunlar böyle integer ile ifade edilmiş. Yani 0, 0'a 0 demiş. 0, 1'e 1 demiş. 1, 0'a 2 demiş. 1, 1'e 3 demiş yani. Tamam mı? Bunları ne yapıyorum? Çıkart. 0, 0, 1, 2, burada mod 4 yapıyorum hep. Tamam mı? Evet. 1 eksi 2 nedir? Eksi 1'dir. Bu mod 4'te nedir? 4 topla 3 eder. 2 eksi 3 de 3 eder. 0 eksi 3 1 eder. 3 eksi 1 2 eder. 3 eksi 2 1 eder. 2 eksi 1 1 eder. 0 eksi 1 3 eder. 1 eksi 3 2 eder diye devam ediyor. Tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Precoded sequence'ı elde ettikten sonra ne yapıyordum? 2 ile çarpıp 1 çıkartıyordum. Değil mi? 0 eksi 1 eksi 1'dir. Pardon bakayım. Tamam, bu işlemi yapıyorum. 2 ile çarp 0. 3 çıkart eksi 3. 0 eksi 3 oluyor. 0 eksi 3 oluyor. 2 ile çarp 1'i 2. 3 çıkart eksi 1. 2 ile çarp 2'yi 4. 3 çıkart 1. 2 ile çarp 3. 3'ü 6. 3 çıkart 3. Yani 3 de 3 oluyor. 1 eksi 1 oluyor. 2 1 oluyor. Böyle gidiyor.
Sonra ne yapıyorum? Ardışık topluyorum. Eksi 6, eksi 3 artı eksi 3, eksi 6, eksi 3 artı eksi 1, eksi 4, eksi 1 artı 1, 0, 1 artı 3, 4, 3 artı 3, 6, 3 eksi 1, 2, eksi 1 artı 1, 0, 1 eksi 1, 0, eksi 1, eksi 1, eksi 2 diye gidiyor. Ne yapacağım bunları sonra da? DN eşittir. BM bölü 2 artı M eksi 1 mod M. Yani 2'ye böl eksi 3. Ne oluyor? 3 topla 0 değil mi? Eksi 6 0 oluyor. Eksi 4 ne oluyor? Eksi 4 2'ye böl eksi 2. 3 ile topla 1. Eksi 4'te 1 oluyormuş. 0 ne oluyor? 2'ye böl 0. 3 topla 3. 0, 3 oluyormuş. 4, 4 bölü 2, 2. 2 artı 3, 5. Mod 4'te 1 oluyor. 6 ne oluyor? 2'ye böl 3. 3 topla 6. Mod 4'te 2 oluyor. Yani özetle şurası yine birbirine eşit oluyor. Tamam mı? Yani 0, 0, 1, 3, 1, 2. 0, 0, 1, 3, 1, 2. Tamam mı? Bu şekilde. Dediğim gibi bunun dezavantajı hala error propagation var. Burada sonra dual binary'i biz işledik az önce. Ardışık iki şey topluyorsun. Bir de modified dual binary var. Orada iki öncekini çıkartıyorsun o şekilde. Bunlar da PAM'da, MPAM'da iletilen şeyler artı eksi d, artı eksi 3d, artı eksi m eksi 1d şeklinde. Tamam mı? Precode edildiği zaman bu 0, artı eksi 2, artı eksi 4, artı eksi 6 diye gidiyor. Yani. Tamam. Veya şöyle diyeyim. Transmitted. BM eşittir AM artı AM eksi 1. Değil mi? Transmitted şey bu şekilde oluyor. Evet. Burada tabii şöyle bir şey daha var. BM'nin sıfır olma ihtimali daha fazla. Yani P, B eşittir sıfır. Eşittir bir bölüme. P eşittir, P, B eşittir artı eksi D eşittir M eksi bir bölüme kare diye gidiyor. Yani şöyle bir olasılık, şöyle bir olasılık fonksiyonu var. Yani bunun artık şey gibi değil yani. İletilen şeylerin ihtimalleri eşit değil yani şu anda. Bir de bu dual binary işlemi nedeniyle gürültüde şöyle bir değişiklik oldu. Gürültünün varyansında. Sonunda PAM'a benzer bir hata ihtimali. Ama hata oranı 2.1 dB daha dezavantajlı. Tamam mı? Yani normal PAM yapsak, dual binary kullanmayalım. Normal PAM yapsak 2.1 dB daha az güç kullanarak aynı hata oranına erişebilirdik. Burada daha fazla güç kullanmak gerekiyor. Ama buradaki amacımız neydi? Daha az hata yapmak değildi, değil mi? Burada bandı şekillendirmek istiyorduk. Kullandığımız haberleşme bandını, yapısını şekillendirmek istiyorduk. Amaç oydu. Ve bunun bedeli de biraz daha hata oranının fazla olması. Veya aynı hata oranına ulaşmak istiyorsak daha fazla güç kullanmak. Şimdi bu tabii şeyi söylemiştik. Yani buradaki decoding yöntemi, çıkarmalı yöntem veya precoding yöntemi hata yayılımına açık. Yani bir hata yaptığım zaman sonraki sembolde hata yapmama sebep oluyor. Tamam mı? Çünkü decode ederken hafızayı dikkate almıyorum. Mesela bir örnek vereyim. BM değeri eksi 2 ile artı 2 arasında geçiş yapamıyor aslında burada. Tamam mı? Eksi 2 ile artı 2 arasında geçiş yapamıyor. Değil mi?
eksi 1, eksi 1 olsa BM eksi 2 olur. Sonra 1 olsa 0 olur. Eksi 2'den 0'a geçer. 1 olsa 2 olur. Eksi 1 olsa 0 olur. Bir daha eksi 1 olsa eksi 2 olur. Bir daha eksi 1 olsa yine eksi 2 olur. Yani eksi 2'den eksi 2'ye geçiyor. Eksi 2'den 0'a geçiyor. 2'den 2'ye devam ediyor. 2'den 0'a geçiyor ama 2'den eksi 2'ye veya eksi 2'den 2'ye geçiş yapamıyor. Mesela bunun bu özelliğini kullanmadık hiç. Yani bunu kullanabilirdik mesela. Değil mi? Bu bizim için bir bilgidir. Ve bu bilgiyi kullanarak hata performansını iyileştirebilirim. Burada işte bunu kullanarak, yani maksimum likelihood decoding kullanarak sadece kaybımızı 0.34 dB'ye indirebiliyoruz. 0.34 dB, yani normal PAM'dan sadece 0.34 dB dezavantajlı hale getirebiliyoruz. Bu hafızalı yapıyı dikkate alan decoding yöntemi Viterbi algoritması. Bunu biz görmeyeceğiz. Viterbi algoritması demek, şimdi birden sonra bir daha bir gelirse çıkış 2 oluyor. Sonra 0 gelirse çıkış eksi 2 oluyor falan. Yani burada şeyi mesela sıfır, iki, eksi iki. Bu yokmuş, pardon. Mesela bu. Sıfır gelirse, bir daha sıfır gelirse yani eksi bir gelirse pardon, şöyle olmuyor. Neden sonra ne demiştik burada? Sıfırdan ikiye geçiş var. Sıfırdan eksi ikiye geçiş var. İkiden sıfıra geçiş var. Sıfırdan sıfıra geçiş var. İkiden ikiye geçiş var. Eksi ikiden eksi ikiye geçiş var. Eksi ikiden sıfıra geçiş var ama bu geçiş eksi ikiden ikiye veya ikiden eksi ikiye yok geçiş, tamam mı? Bu aynı şekilde bu şekilde devam ediyor. Şöyle. Tamam, bu şekilde devam ediyor. Bunları böyle çizmeye devam edersiniz. Ben ancak buradaki yollar üzerinde bir şey olabilir benim çözümüm. Tamam mı? Bu yolun dışında başka bir şey olamaz. İşte bu bilgiyi kullanıyor bu Viterbi algoritması. Ve bu Viterbi algoritmasında kullanılan bu yapıya, buna kafes diyagramı deniyor, trellis diyagramı deniyor. Bunu daha fazla görmeyeceğiz ama bu optimal yani. İşte bu optimali kullanırsanız ekstradan neredeyse 2 dB daha avantaj elde ediyorsunuz. Bunu kullanmadığınız duruma göre. Şimdi şimdi buna bir bakalım. Doğru. Nereye geldik? Evet. Bu paylaşılmış durumda değil mi? Tamam. Neredeydim? Evet. Bir binary PAM sistemi var. Detector'a, yani demodulator'dan çıkmışız. Detector'da gelen input AM var. AM
Yani 10.2'ye bakıyorum şu anda. 10.2'ye bakıyorum. AM gönderilmek istenen şey artı eksi bir değerlerini alabiliyor. NM bir Gauss rastgele değişkeni, sigma n kare varyanslı. Bir de intersymbol interference var. O da eksi 1 bölü 2, 0 veya 1 bölü 2 değerlerini alabiliyor. Olasılıkları da 1 bölü 4, 1 bölü 2 ve 1 bölü 4. Burada ortalama hata oranını bize sormuş. Şöyle yeni şey açalım. 10.2. Tamam. Neme Gauss İme eşittir elemanıdır. Şimdi diyelim. Eksi 1 bölü 2 0 veya 1 bölü 2 değerlerini alabiliyormuş. Bunun da 1 bölü 4 1 bölü 2 1 bölü 4 değerlerini alabiliyormuş. Probability of error sorulmuş. Tamam, şimdi nasıl yapacağız bunu? Şimdi hata ne demek? Şurada with probability 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2 PE AM eşittir eksi 1. Bu anlaşıldı mı burası? Hata ihtimali nedir? AM eşittir 1 gönderme ihtimalim yani 1 bölü 2 ve o durumda hata olma ihtimali. İkincisi AM eşittir eksi 1 gönderme ihtimalim ve çarpı o durumda hata olma ihtimali. Bunlar eşit bir kere değil mi? Bunlar eşit. Simetrik çünkü bu problem simetrik dikkat ederseniz. AM simetrik. IM'nin aldığı değerler simetrik. Alma olasılıkları simetrik. Dolayısıyla ben PE AM eşittir 1'e eşittir diyebilirim. Buna devam ediyorum. Şimdi 1 bölü 4 çarpı PE AM eşittir 1 IM eşittir eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 çarpı PE AM eşittir 1 IM eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı PE AM eşittir 1 IM eşittir 0. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yoksa devam ediyorum. Benim threshold'um nedir? Burada sıfırdır değil mi? Çünkü 1 eksi 1 intersymbol interference da simetrik olduğuna göre yani ben aldığım şey negatifse eksi 1'dir. Eksi 1 gönderilmiştir diyeceğim. Pozitifse artı 1 gönderilmiştir diyeceğim. Tamam mı? Hata ihtimali de açık o zaman. Yani bir kere şu zaten aynı yine. Simetrik olduğu için. Onları da birleştireyim. 1 bölü 2 PE AM eşittir 1 IM eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 PE AM eşittir 1 IM eşittir 0. Şimdi AM 1 gönderildiği zaman hata yapma nedir? Pozitif bir şey gönderdiğim halde aldığım şey negatif çıkması değil mi? Aldığım şey nedir? AM artı IM artı NM küçüktür 0. Artı 1 bölü 2 ve AM artı IM artı NM küçüktür 0
AM eşittir 1, IM eşittir 0. Bir kere burada IM 1 bölü 2 given olduğu için buraya 1 bölü 2 koyabilirim. Buraya 1 koyabilirim. Burada buraya 1 koyarım. Burada buraya 0 koyarım. Öyle koyalım o zaman. 1 bölü 2 P 1, 3 bölü 2 artı NM küçüktür 0. Artı 1 bölü 2 P AM 1 IM 0 1 artı NM küçüktür 0. Devam edelim. 1 bölü 2 P NM küçük eşit eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 P NM küçüktür eksi 1. Burada Q function'a döneceğim. Q function kullanacağım ama biliyorsunuz Q fonksiyonu standart bir Gauss rastgele değişkeni içindir. Bu henüz standart değil. NM çünkü tamam sıfır ortalamalı. Bu güzel ama şeyi bir değil. Sigma n kare. O zaman her iki tarafı sigma n'ye bölelim. Her tarafı. Olasılık değişmez. Ama bu standart olur. Bu standart olur. 1 bölü 2. Yani negatif bir şeyden küçük olması da Q function'dır değil mi? Bununla bu aynı şeydir değil mi? Yani değil mi? Şununla şu aynı olduğu için. Bu da 1 bölü 2 Q 3 bölü 2 sigma n artı 1 bölü 2 Q 1 bölü sigma. Evet. Ne bu? Olay bu. Evet. Tamam. ISI olmasaydı ne olacaktı? ISI olmasaydı. ISI olmasaydı veya ISI 0 olsaydı yani değil mi? 0 olsaydı aynı şey. ISI olmasa n büyüktür 1'e eşittir. Bu da p n bölü sigma n büyüktür 1 bölü sigma n. Yani q 1 bölü sigma n olacaktı. Tamam mı? Ama burada ne oldu? Bir de şu da geldi yanına. Yani bu 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2. 1 bölü 2 yok burada. 1 bölü 2, 1 bölü 2 var ama bu daha büyük bir şey. Yani bu q fonksiyonu daha büyük bir şey. Dolayısıyla arttı. ISI olunca PE arttı. Evet. Sorusu olan var mı? Bu soruda. Sorusu olan. Evet. Evet. Şimdi bir de bakayım saat kaç? 5 dakika daha var. Şuna bakalım. 10.3. Bir binary palm sisteminde ne demiş? The clock that specifies the sampling of the correlation correlator output is offset from the optimum sampling time by 10%. If the signal pulse is rectangular, determine the loss in SNR due to mistiming. Determine the amount of interceptable interference and determine its effect on performance demiş. Şimdi 10.3 de diyelim buna. Binary pump, rectangular pulse, 10% mistiming. Bir kere GT'miz rectangular olunca bunun match filter'ı da rectangular oluyor. Değil mi?
bunları convolve ettiğiniz zaman nasıl bir şey oluyor? Söyleyin. Çatı gibi bir şeydi. Triangle. Evet. Yani tam T anında örnek alırsam without mistiming error ihtimali böyle oluyor. 10% yaparsak yani şuradaki şey EG, tamam mı? EG. Tamam mı? Böyle yapalım. Yani signal power EG kare. Noise power N0 over 2 EG şeklinde. Gördüğünüz zaman bu şekilde oluyor. 10% mistiming 0.9 T de örnek aldığımızı söylüyor yani. O zaman burası kaç olacak? Söyleyebilir misiniz? Burası kaç olacak? Aynı şekilde oranla mı? 0.9 EG değil mi? 0.9 EG. 9 bölü 10'la mı çarpacağız? Efendim? Hani %10'lu kaçırıyor. %10 kaçırınca 0.9 T'de örnek aldık. Yani üçgen benzerliğinden. O zaman bu da 0.9 EG olacak yani. Yani asıl decode, asıl sinyaliminden kaybettim. Ama bir de onu farklı renklemişse. Kırmızı yapalım. Ne oldu? O zaman şuradan yapalım. Çizemedim. Neyse. Rengi ayarladım. Önceki sembol, değil mi? Sonraki önceki sembol. Başka bir şey var mı etki eden? Yani ben şu şu örnek aldığım anda mavi var benim sinyalim 0.9 EG. Önceki gönderilmiş olan var. Değil mi? Başka bir şey var mı? Sonraki gönderilmiş olan da böyle. Sonraki gönderilen gidecek olan etki etmiyor bana. Burada. O zaman neymiş? Signal 0.9 EG'nin karesi interference oldu bir de şimdi. Olmayacaktı normalde. Interference'da bu da kaçtır o zaman? Burası söyleyin. 0.1. 0.1 değil mi? 0.1 EG kare oluyor. Noise aynı kalıyor. Noise aynı. Noise etkilenmiyor. Yani sanki etkileniyor mu acaba? Bence etkilenmiyor. Evet. Determine its effect on performance demiş. Performansdan kastettiği tam olarak Esen abi mi hocam? Yani evet bilmiyorum ama bit error rate olmalı yani, değil mi? Performans budur. Tabii bu büyüklüğü hani artı eksi 0.1 EG değil mi? Eksi de olabilir, artı da olabilir. Artıysa
Yani benim gönderdiğim mavi de artıysa şu an artı, öteki de artıysa o zaman beni güçlendirmiş oluyor aslında o anda, değil mi? Beni güçlendirmiş oluyor. Ama benimki artı, interference eksi ise zayıflatmış oluyor. Benim eksi, interference eksi ise yine güçlendirmiş oluyor. Benim gönderdiğim eksi, interference pozitif ise yine gücümü azaltmış oluyor. Orada detaylar var yani. And determine its effect on performance deyince acaba bizden detaylı bir analiz mi istiyor? Böyle ne kadar zamanımız kaldı? 20 geçiyor. Burada ben bunun çözümlerini vardı bende. Böyle. Neydi bu? Ha. 10. 10.3 bakalım. Az zamanımız kaldı. Şöyle biraz çıkalım. Evet, bayağı bulmuş şeyi. Şimdi evet, 0.9 burada görüyorsunuz. Şöyle annotate edelim. 0.9 oldu burada. 0.1 de interference geldi. Gürültü güç spektral yoğunluğu değişmemiş görünüyor. Biraz büyütebilir miyiz? Pardon. Tabii. Şöyle şey yapalım. Evet. Çok şunu. Tamam. Clear edelim. Evet, şeyi etkilemiyor. Yani gürültüyle ilgili bir şey etkilemiyor ama sinyalin büyüklüğü 0.9'un karesiyle çarpılıyor. Değil mi? Mistiming'den dolayı signal to noise 0.81 ile çarpılıyor yani. Burada şeye bakmamış. Hani interference'ı katmamış şurada. Değil mi? Interference'ı katmamış. Yani signal to noise ratio demiş. Interference'ı burada hesaba katmamış. Acaba bakalım aşağıda ne yapıyor? Şimdi işte 0.9 birim burada 0.9 birim clear edelim. 0.9 birim burada bizim sinyalimiz, 0.1 birinde interfere eden sinyal. Ama dediğim gibi AM eşittir 1 gönderirim. Önceki de 1'dir. 1 gönderirim. Önceki de eksi 1'dir. Değil mi? Bir de ne var burada? Ben 1 gönderirim bu durumda. Önceki eksi 1'dir. Ben eksi 1 gönderirim. Önceki de eksi 1'dir. Ben eksi 1 gönderirim. Önceki 1'dir. Bunlar da simetrik olduğu için aslında bunun 4 tane olasılık var. Hepsi 1/4 ile çarpılarak ekleniyor. Ama simetrik oldukları için onları hesaba, onları eklemeyip burada 1/2 yazmış. 1/4 yerine. Simetrik olduğu için. Değil mi? Şimdi önceki 1 ise ben de 1 gönderiyorsam o zaman beni tekrar güçlendiriyor. Yani ben 0.9'dum. Önceki 0.9'um artık ama önceki de 0.1 ekliyor bana. Yine 1 oluyorum yani. Tamam mı? Yani dolayısıyla burada bir şey değişmedi. Ama önceki benim, önceki bu zamanda gönderilenin negatif ise o zaman 0.9 bir 0.1 daha düşüyor. Değil mi? 0.8 oluyor. O yüzden 0.8'in karesi geliyor yani burada. Şimdi şöyle bakalım ne diyor burada. Since the symbols of the binary PAM are equiprobable, the previous right expression is the probability of error when a symbol by symbol detector is employed. Yani sembol sembol detect ediyorum. Bu sembole bakıyorum. Sonraki sembole bakıyorum. Bu optimal değil aslında. Değil mi? Optimali Viterbi tarzı bir şey yani. Evet. Normalde şöyle. Pardon.
Green diyelim. Neredeydik ha? Clear. Normalde şöyle Q 2 akare T bölü N 0 değil mi? ISI olmasaydı. No ISI. Tamam. Ama ISI olduğunda şöyle bir şey oluşuyor. Burası 1 bölü 2 ile çarpılıyor. Tamam. Ama bir de bu ekleniyor. Ve bunun değeri bundan fazla yani. O yüzden toplamda artıyor şey. Yani difference eklemiş buraya bakın. ISI olmadığı duruma göre bu kadar daha fazla bit hata oranı oluşuyor. Tekrar edersek yani şu optimal sampling noktası. Ben bunu 0.9T 1T değil mi? Ben burada örnek aldığım için 0.9EG oldu. Bir de önceki sembolden 0.1EG geldi. Ama hem benim gönderdiğim artı veya eksi olabilir, hem de interference artı veya eksi olabilir. İkimiz aynı işaretteysek beni güçlendirir ISI. İkimiz ters işaretliysek beni zayıflatır. İşte bunları hep dikkate almak gerekiyor burada. Bunları dikkate aldığı zaman gürültüyü etkilemiyor. Gürültüyü etkilemiyor. Önemli. Ben zaten zayıflamışım miss timing'den dolayı 0.9'a düşmüşüm. Ama aynı işarette olursak beni tekrar eski halime getiriyor. Ama sadece bu durumda getirebiliyor. Diğer durumda ise daha beter yapıyor yani. Ters işaretli olursak hem ben zayıfladım hem de 0.1 birim daha interference yüzünden düştüm. 0.8 oldu. Karesini aldığınız zaman 0.64 yapar. Buradan bu şekilde. Evet. Şeyimiz evet. Böyle. Ben yine buradan sorular çözüp gönderirim video olarak. Sorusu olan var mı? Sorusu olan. Evet. Şimdi 1/3'te birlik kısmı kaldı sanki şeyin. Evet, biraz daha fazla. Şu ana kadar kanalda bozulma görmedik aslında. Ne yaptık? Kanal bant sınırlı olabilir. Kanal bandı sınırlayabilir. Kenarlardan kırpabilir değil mi? Bu bir. Semboller birbirine girebilir. Örnekleme hatalarından dolayı. Başka nedenlerle semboller birbirine girebilir. Bu gibi şeyler gördük. Ama kanal bozabilir. Yani kanal şöyle giren bir şeyi birinci figürdeki grafikteki gibi giren bir şey ikinci grafikteki gibi çıkartabilir. Distortion. Telefon kanalının karakteristiği mesela burada verilmiş. İletici kanal durumunu biliyorsa önceden filtreleyip buna hazırlık yapabilir. Alıcı biliyorsa alıcı denkleştirme yapabilir. Kanal durumunu biliyorsa equalization yapabilir. Bunları hep göreceğiz. Hocam kanal denkleştirme. Gürültülü şey, Gauss gürültüsü, Gauss noise olarak şey, modellemiyor muyduk? Evet. Ha, yani, evet doğru. Sanki yeni bir başlıkmış gibi şey oldu da onun için. Biz aslında onları incelemedik mi şey olarak? Şey kanallarda bozulmayı. Bozulmayı şöyle yani mesela en başa dönebilirim. En başa bir dönelim bakalım şimdi şöyle. Şöyle dönelim. Evet. Ben ne gördüm mesela? Kanalın sınırlı olduğunu gördüm. Tamam mı? Kanalın sınırlı yani gönderdiğim sinyali yanlardan kırpabilir. Tamam mı? Evet, tamam. Ama
haftaya göreceğim şey şöyle bir şey olabilir yani, tamam mı? Hani her frekans bileşenini farklı bir kazançla çarparak hani sinyali bayağı bozabilir. Yani bu en azından düz yani burada. Tamam mı? Yani bir distortion yaratmıyor yani. Distortion olduğu zaman ne olacak? Ne gördüm? Ardışık semboller birbirine girebilir. Değil mi? Çünkü ben ard arda semboller gönderiyorum ve bu sinyaller sync mesela, sync'ler sonsuza kadar gittiği için sync benzeri sinyaller sonraki sembolleri de birbiriyle örtüşüyor yani, birbiriyle kesişiyorlar yani zamanda. Bir bunun şey bana zarar... İki slide geri gelebilir misiniz? Evet. Burası. Evet. Mesela siz dediniz ya hani kanal aslında böyle her frekansa aynı tepki verecek şekilde olmayabilir de farklı şekillerde olabilir. O evet. Şey şu receiver'ın hani almış olduğu datanın tanımındaki en oradaki şeye karşılık gelmiyor mu? Veya gelmez mi? Bir daha söylesene, receiver ne? Şu RT var ya hocam ikinci şeydeki. VTN. Evet. Evet. Buradaki mesela NT oradaki kanal gürültüsünü modellemek için. Şimdi gürültü ayrı, kanal ayrı. Ben şimdi CT'den bahsediyorum. Yani bizim şey NT her zaman aynı Gauss. Orada şey yok. Yeni bir şey yok. CT'den dolayı bozulma olduğu zaman ben bunu düzeltmek için alternatif başka metotlar öneriyorum. Yani öneriyoruz yani gelecek hafta. Tamam mı? Tamam. Yani ben onu düzeltmek için bir şey önermedim daha. CT'yi düzeltmek için daha bir şey önermedim. Şöyle. Evet. Şöyle devam edelim. Burada bakayım. Peki hocam bu şeydeki kanaldaki gürültüleri böyle farklı gürültü tiplerine mi şey yapacağız yoksa hani bu gürültü değişmeyecek yani bu yaptığımız şey aslında her zaman şu ISI'yı düzeltmeye çalışıyoruz yani. ISI'nin etkisini sıfırlamaya çalışıyoruz. Yani bu buradaki gürültü değişmiyor. Yine aynı gürültü yani. Tamam mı? Hani önceki semboller, kanaldaki bozulma nedeniyle önceki semboller sonraki sembollere etki ediyor. Oradaki etki sync. Şey o. Yani sync. Evet. Sync kullanarak veya raise cosine kullanarak yani o aileden bir şey kullanarak teoride bunun önüne geçtik zaten. Ama kanal nedeniyle kanaldaki bozulma nedeniyle yine bozuluyor ve yani raise cosine kullanmak ona karşı bir onun etkisini azaltmaya yönelik bir şey ama o pasif bir şeydi, aktif değildi yani o yöntemimiz. Şimdi ben aktif olarak kanalı alıcıda biliyorsam kanalı onu ayıklamaya çalışacağım burada yani. Öyle bir kanal denkleştirme adında bir yöntem. Equalization. Yani bunu sıfırlayan bir yöntem var. Onu sıfırlayan yöntem gürültüyü büyütüyor bu sefer. O zaman da aynı nasıl decision feedback, synchronization, decision feedback, phase lock loop'lar vardı. Decision feedback equalization'lar da var. Adaptive equalization'lar var. Onları göreceğiz. Bu şekilde yani. Başka soru var mıydı? Evet. İlk ödevleri daha okumadım. Onları okuyacağım. Eğer şeyde bir hata varsa affında falan hata varsa onu düzeltmenizi söyleyebilirim. Çünkü onu kullanacaksınız tekrar. İkinci şeyde. Zaten hata varsa aynı çıkmaması lazım. Şey evet evet ona da güveniyorum evet ama ben yine bir bakacağım hızlıca bir sıkıntı varsa
hani cevap şu olmalıdır diye bir şeyim yok zaten benim. Hani cevap 0.3'tür falan gibi bir durum yok bunda. Hani zaten dinleyerek bakıyorsunuz hani şeylere. Çünkü herkes kendi sesini kaydediyor. Sonuçta mutlaka farklı çıkacak sonuç. Ama geçen sefer neyi gördünüz? İşte Huffman coding yaptın, encoding yaptın. Aynı şeyi elde etmen lazım değil mi? Bit olarak. Evet. Yani aynı örnekleri elde etmen lazım. Çünkü o kayıpsız bir şey. Ötekinde de quantization, tekrar geri oluşturma. Zaten yanlış bir şey yaparsanız tamamen anlaşılmaz bir ses ortaya çıkar. Sesinizi duyuyorsanız o zaman onda da problem yok demektir. Ama ben yine de bir bakacağım. Yani bir terslik varsa onu söylerim. Başka soru yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Hocam sınav tarihi de 30 Haziran olmuş bu arada. Olmuş mu? Evet. 30 Haziran. Bayağı geç yani. Evet. Sınavda ama şey olur. Bu konu da dahil olur. Başka konu başta işleyeceklerimiz ara sınava dahil olmaz yani. Çünkü başka işleyeceğimiz zaten OFDM işleyeceğiz. Bir de error correcting code, yani hata düzelten kodlar işleyeceğiz. Biraz da zaman kalırsa kablosuz haberleşmeden bahsedeceğiz. Onlar finale kalır. Yani ben ara sınav. Daha önce sınavlarınıza hiç katılmadım da böyle bir örnek bir sınav template'i bize paylaşma şansınız var mı? Bakarım varsa ama aynı olmayabilir yani. Yok hocam aynı. Yani. Konular yani aynı olmaz da şey olarak da konu olarak da biraz farklı şeyler işlemiş olabilirim. Hani ama yine de bulursam paylaşırım yani. Çünkü şimdi böyle bir düşünüyorum da siz bir sürü integraller yaptınız, işte değişik matematiksel işlemlerin içine girdiniz. Onları kendimin sınavda yapabileceğini hayal edemedim. Bir anladım. Evet, hayallerimize kavuşmak için çalışacağız bakalım ya. Yani ben sınavı gönderirim. Öyle şey değil ama. Yani çok kitaptaki soru tipinin dışına çok çıkmamaya çalışıyorum yani ben. Yani de derste gösterdiğim kadar ama tabii aynı soruyu soramam. Bakacağız yani. Ben bir iki örnek sınav paylaşmaya çalışırım. Peki o zaman. Hocam son konudan kastınız bugün işlediğiniz son yer mi yoksa bu slide'ın tamamı mı olacak? Bu konunun tamamı da dahil olur.